Aşkı bulmak cesaret ister. Buldum derken yıkılır hayaller. Düşleyip sabredersin. Vazgeçersen kaybedersin. Sen iste, kısmetse olur. Sen yeter ki sen. Günaydın herkese. Günaydın sana Beyza, da. Beyza sana da günaydın. Günaydın. Ya bir şey fark ettim de böyle ayrılan herkesin bir yüzüne renk gelmemiş mi arkadaşlar? Yani Rümeysa olsun, Beyza olsun falan. Arkadaşlar. Gayet mükemmel bir enerjidesiniz. Bugünü bekliyorlarmış gibi. Aynen. Günaydın. Ama dün de söyledim. Senin için anırdım da hatta. Tövbe estağfurullah. Gerçekten anladım. Ne olursan ol gel dedim. Ve tekrardan söylüyorum. Kardeşim sen Mevla mısın? Benimle olmazsa bak pişman olacaksın ben buradan gidersem. Ben geldim suçtu. Niye sen gidiyorsun? Devamlı belki de ben gideceğim. Belli olmaz. Birbirimizden gidersek canım benim. Yok, yok. Evden değil. Tekrar. O ne ya? Şey, parmaklarını bir şeyler yapıyorlar işte. Vallahi şey ben de böyle... Haydi. Aynı renkten dolayı bence. Ben normalde öylesine yapıyordum benim, ya. Ben bana yakıştığı kadar yakışmamış can arkadaşım sana. Beyza ilk defa dur mu diyeceksin yoksa kamera açısından? Ne? Hayır canım. Bak böyle mi? Yani öyle görüntü gelince benim böyle falan yapmazsan daha... Hayır daha bana böyle yakıştığı kadar cana yakışmamış dedim sadece. Ha okey. Ay. Bravo. Sonunda yaptın. Wow. Vallahi billahi var ya. Candan iyi yapıyor bak canım. Can iki bozuldu. Bunu sevdim lan daha kolaymış bu. Sen ne yapıyorsun Bat? Nasılsın? Güzelim, iyiyim. Keyfim yerinde. Yerinde olduğunun farkındayım zaten. Aynen. Bir tık kırdım senin de, senin de keyfin çok güzel olduğu için ben de artık ne yapayım? Aynen. Benim de keyfim yerinde yani artık ne yapayım? En son başardım. Ne söyleyeyim? Aynen. Barış. Bu İloşumla de. Beni verin abi. Günaydın. Hepimiz yeni bir şey öğrettin aslında biliyor musun? Ben de öğreteyim. bana yazmıyorsun, başkasına yazıyorsun demek ki. Kime yazıyorum? Bir de şey barışmak istiyor ama asla yazmıyor falan. Ya. Bir şey söyleyeceğim. Başkasına yazıyorum derken kime yazmışım ben onu anlamadım. Ya laf olsun diye söyledim öyle. Niye üstünde duruyorsun? Ya, bana yazmıyorsun kime yazıyorsun? Niye üstüne alınıyorsun diyor. Bana... Hayır, bana yazmıyorsan başkasına yazıyorsun demektir. Hani benimle barışmak istediğini söylüyorsun ama asla bana yazmıyorsun ya. Nasıl yazmıyorum ya? Nasıl akşam attığım mesajları lütfen açıp gösterir misin şu an? Aramam, sormam. Şu an olmaz. Yalvarsan bile ya Beyza ya. Herkes, herkes neyin ne olduğunu görüyor da bir sen göremedin be canım. Sen de görememiştin. Güvercin Allah gibisiniz, Allah. Hep taklaya geliyorsunuz ya. Öyle, biz seviyoruz takla atmayı. Sen de seviyorsun birazcık bu tarz bir ilişki yaşamayı. Nasıl, böyle mi? Evet, sürekli kavga olsun, kaos olsun. Bu bir ilişki değil.
Niye peki o zaman buna devam ediyorsun? Neye? Bu tarz davranmaya. Ne tarz? Bu ne tarz, tarz işte? Davranıyorum? Bir ilişki yaşamıyoruz ki şu an, ayrıldık ya. Okey. Kesin finish mi yani bu saatten sonra? Şimdi arkadaş herkes bitir. Günaydın. Günaydın. Nasılsın? İyiyim aşk itoğlu aşkolar. Sen nasılsın? Çok güzel gözüküyorsun. Yani teşekkür ederim. Sen de çok yakışıklı olmuşsun. Ya Murat! Murat'tan bir ıslık günaydını gelmez mi be? Gelmesin. Gelsin, yok yok, Musmerler konuşsun ya. Ben ya. Konuşuyorum. Arkadaşlar araya girdik, özür yok, diliyorum. Musmerler konuşsun. Çok yakışıklı. Sen konuş, ben izleyeceğim seni. Ne? Sen konuş, ben izleyeceğim. Ya aşkım. Çok güzelmiş gömleğin. Beğendin mi? Biz gene bir uyum yakalamışız. Evet, her zaman öyleyiz biliyorsun. Her zaman. Sana sarılmak istiyorum hemen. Ben de sana sarılmak istiyorum. O zaman bir an önce gel. Gel. Bir dakika, ben niye geliyorum? Sevmiyorum sizin evi. Ben buradayım, niye sevmiyorsun? Çok sıcak. Alışırsın, bir şey olmaz. Hayır, bana ne, sen gel. Ben seni şehrimle getiririm. Tamam. No. Klima seviyorum seni. Ben de seni. Günaydın. Haydi. Askelete askelo. Aga be. Ya biz ama bu müzikle verilmemeliyiz. Ayrılık rüzgarları esiyor, kısmetse olur evinde. Şu bülbülü öttür be. Seninle çok güvercin oldum. Çok iyi. Bir daha, bir daha, bir daha. Bir daha, gel de. Kanka yana çevir kafayı buraya, bize doğru yap. Bize doğru yap bir de. Bir de bize doğru. Vallahi yap kanka, Allah aşkına. Hadi Murat. Ağrın mı var Yeliz? Yok, mutsuzum. Mutsuzluğun dışında bir ağrın sızı falan yok ama, değil mi? Zaten çok ses var. Vay hey, kızlar evi. Evet, sen anlıyorsun. Duymadım. Mutsuzluğun dışında bir ağrın sızı ya da herhangi bir problemi yok, değil mi? Yok. Bir şeyleri böyle bitirdikten sonra daha bir eğlenmeye başladım evdeki arkadaşlarla. Keyif almaya başladım evde. Sen şu an keyif alıyor musun? Berkem de Berkem. Benim hayatımdaki alacağım insandan beklentim, ben yokken de ben varmışım gibi. Tamam, ben açıklayayım. Sen biraz şey yap, süremiz az. Sen biraz sus. Süre az ya, konuşsana Murat. Unuttum, lanet olsun. Benimle sevgili olur musun? Olur, artık olur, artık ol, oldun mu? Oldum. Olduk, oldum. Ben zaten sevgili... Oy. Şöyle şey yapayım da, senin bana getirdiğin şeyleri oraya koyarım. Bir şey diyeyim mi? Dilara'yla çok fena olaylar kopacak bence. Merhaba. Ooooooh! Gelecek ben de geçiriyor. Ne yapıyorsun sen? Ya, ya.
çağırsaydın filmlere. Ben seninle günlerdir uğraşıyorum, sen bundan anlıyorsun. Sen beni ayılarla mı kandıracaksın? Ayım eksik. Hayatıma hep senin gibi insanlar girdi aşk o. Şimdi. Ama onun siyah olması gerekiyordu. Derdime derman, süpü derman dedim. Kalk yanımdan hadi. Kalk! Defol hadi. Sen çağırıyorsun, kalk defol diyorsun. Oyuncak mı? Oyuncak. Kalbim böyle acaba mı diye bir aklımı yokluyordu. O ipi de tamamen kopardı. Ben çok ciddiyim. Lafımı da yutmayacağım. Benim için bitti. Yani ben salak bir insan değilim. O adamın karakteri bu. Hadi ben tamam dedim. Murat'ın hislerine güvendim. Devam ettim. Ben yine göreceğim bir saygısızlık. Öykü Hanım, şu an içimde çok uzun sürelerdir dinmeyecek olan ateş var. Öfke var. Öfke var. Hadi kalk, bize de bir şey söyleme. Tut elinden. Kırmızı odaya da gitmek zorunda gelen. Hadi bu da benden. Gelmiyorum diyemez. Aynur'um. Merhaba. Günaydın. Günaydın. Nasılsın? İyiyim. Flora. Flora, nasılsın? Yani bir yutkundum şimdi. Efendim? İyi ben de. Ne yapayım, sen nasılsın? Ben de iyiyim. Aynur, bugün böyle geleceğim senin için. Oğlum ne oluyor size? Aynen. Seni görünce Murat bir... Bak ben dinliyorum seni. Sen beni dinliyor musun? Evet. O zaman tamam, sıkıntı yok. Görüşürüz bugün bol bol. Aynen. Şimdi moralim alt üst oldu şunları duyduktan sonra. Ya ne moralin ya? Günaydın genel. Günaydın. Günaydın. Ne habersiniz? İyiyiz. Günaydın. Sen nasılsın? Günaydın. Ne haber, nasılsın? Çok iyiyim, sen? Ben de süperim, harikayım. Evet, süper gözüküyorsun. Dün bayağı eğlendik ya, bayağı keyifliyim. Hüneysa Hanım bir dakika sonrası güneşi doğacak. Ozan'a bir tane mıknatıs ayarlayabilir miyiz? Yani küpelere bakarsak bir mıknatısla iş çözülür, Ozan'a doğru yaklaşır diye düşünüyorum. Aynen, yaklaşırım hemen. Bir şeyleri böyle bitirdikten sonra daha bir eğlenmeye başladım evdeki arkadaşlarla. Keyif almaya başladım evden. Evet, keyif alıyorum. Neden almayayım? Ben kendim için söylüyorum. Sen şu an keyif alıyor musun? Dünkü bölümden bahsediyorum şu anda. O zaman keyifli mi? Rüveysa dün duvar düştü ya. Oğlum. Ne alakası var? Niye güleyim? Normal konuşuyorum işte yani şu an. Dünkü bölümden bahsediyorum burada. Tutma kendini, bırak. Neyi tutuyorum abi? Ne alakası var? Of. Öyle işte. My Little Pony. Merhaba. Ne haber çiçeğim? Günaydın. İyi, günaydın. Senden? İyiyim ben de. Nasıl gidiyor? Güzel gidiyor. Saçların çok güzel olmuş. Hı. Evet. Bu ördün mü aralarını? Evet, ne yaptın? Ördüm. Yeni mi? Dün öyle değildi ya. Bugün mü? Evet. Nasılsın? Keyfin yerinde mi? Evet, yerinde, iyiyim. Sen? Şu tokayı da artık alabilirsem. Burada. Aynen. Onu bugün bana verirsen artık çok mutlu olurum hayatım. Tamam, bugün vereyim. Ve lütfen artık şu formayla bana fotoğraf at. Tamam, atacağım onu da. Küçük yenge, şu formayı bir görelim artık üstünde ya. Çok. Çok rica ediyorum. Oğuz'a atacağım fotoğrafını. Ya, ya biz de Oğuz'dan göreceğiz zaten. Tamam. Öpüyorum seni. Ay, güzel olmuş bugün. Selamun aleyküm. Selam canım. Ne haber? İyi, sen? İyi. Ruj sürmüşsün. Kırmızı severiz.
Sever misin? Severiz. Yakışmış İçer mı? İçerim. Yakışmış galiba. Sever misin? Severiz. İçer misin? İçeriz. Soğuk mu? Soğuk. Berke'nin hemşiresi geldi. Ne yapıyorsun? Bugün konuşacağız değil mi? Yani konuşacağız herhalde. Biraz daha sakinim, modum yerinde. Uykumu daha iyi aldım. Dinlendin İnşallah mi? Uykuları kaçırmamaya devam etmezsin diye düşünüyorum. Yes, efendim? Yes, uykuları kaçırmaya devam etmezsin inşallah. Hayır. Bakacağız. Saçların rengi mi açıldı, rujdan dolayı mı sarı gözüküyor? Rujdan ötürü bence. Allah Allah. Ya da biraz rengin açılmış da olabilir. Çok yakışmamış mı kırmızı ruj? Güzel güzel, severiz. Yakışmış. Murat, seninle güzel güzel sohbet etmeyi özledim. Gizoş'un bir taklidini yapsana. Ya Berke. Hayır, o değil canım. Hayır, ben değil. Yapayım mı taklitimi? Gizoş, yap bakayım bir tane. Yapıyorum, gözükeyim. Berkem de Berkem. Berkem de Berkem. Berkem. Öpücük yollayacağım. Karşılığını alamayabilirsin şu an için ama. Olsun. Öpücük bana yakışıyor. Yakışıyor. Yani dansla yakışıyor. Dans etmedim. İşte ettiğim Fark zamanları izledik. Mi? Nerede nasıl dans edeceğini artık karar verirsin herhalde. Aynen. Hayır canım, ben söyledim. Biliyorum, çıkıyor çünkü onlar her şey. Bakacağız. Selam. Selam. Güzel çıkıyordun. Evet. Bu kadar mı? Çok diyecek bir şeyim yok galiba ama. Dakika bitti herhalde. Yanlışlıkla mı bastın? El çarptı. Dilojun eli kaydı yanlışlıkla. Yanlışlıkla oldu. Can da devam kanka. Elin mi çarptı yanlışlıkla yoksa? Ne oldu? Bu konu dalga geçebileceğiniz bir konu değil. Ama Berke geçebilirsin belki sen. Canım benim, teşekkür ederim. Sarı yakışmış bu arada. Teşekkür Aynen. ederim. Sana zaten siyah yakışıyor. Sağ ol, teşekkür ediyorum. Zaten derken... Damon ve Elena gibiler. Bir şey diyeceğim, zaten derken programı izlemediğini söylemiştin. Ben yakıştırdım sana siyah. Siyahı da seviyorsun ya. En sevdiğin renk. Hayda. Detay şekli. Detay şekli. Değişik ya. Bunlardan biliyorsun. Detaylarda konuşmuştuk zaten. Aa evet, doğru, evde konuşmuştuk. Belki bardağı bulamadın değil mi? Benimki neydi peki ya? En sevdiğim renk? Bunu da biliyordun. Bardağı sen kaybettin ya. Tam o evde yok, eminiz değil mi? Kırmızı. Evet. En sevdiği rengi bildi. Bugün konuşmuştuk, peki benim en sevdiğim renk ne? Siyah. Ya hayır. Ne? Nananan. Pembeydi. Ya olsan ne alaka? Ben bunu sana söyledim. Ben pembe rengi daha açık. Benim hoşuma gidiyor. Pembe rengini seviyorum. Bunu söylemiştim sana ama. Bunu yeni öğrendim Hiç bu arada. Hiç pembe giydiğini görmedik kanka bir gün Deniz. Tabii. Bana siyah demiştin. Tabii yeni öğrendin evet. Ben bunu sana söylediğimi hatırlıyorum mesela. Hanım desene bir kere. Hanım. Ay. Hanım. İçten içe gülüyorsun. Hadi hadi naz yapma. Hadi bugün eve bekliyorum seni. Sana dolma yaptım. Gerçekten mi? Evet. En sevdiği yemek dolma ya, o yüzden. Kendi Artık ellerimle yedireceğim sana değil. Dolmayı. Dolma. Evet. Artık değil. Ben de yapmamıştım zaten. Güzel, biliyordum yapmadığını zaten. Artık bak böyle ters ters konuşursam peşinden koşmam, senin haberin olsun. Bir şey diyeceğim, koşma zaten. Koşma yani, yoluna bak. Bu ne naz, gel diyorsak gel. Bir şey diyeceğim, yani. Koşma bak, yemez. Mutlu olmanı istiyorum senin. Yoluna bak, hayatına bak bu saatten sonra. Mutlu olmanı istiyorum. Ben de olmayacak çünkü bitti. Mutlu olurum ki sen de tamamen bir köşede yani, beni izlersin. Sana ama seninle yok. Mutlu olurum ben. Hani arkadaş da kalmıyoruz saatten sonra. Seninle mutlu olurum, başkasıyla değil. Yok ben istemiyorum, istediğin gibi. Ben hayallerinle mutlu olabilirsin. Seni. Tamam, ben hayallerinle istiyorum. Mutlu ol. Benim olacaksın. Tamam, rüyanda görürsün o zaman. Rüyanda görürsün derken pardon. Rüyanda görürsün. Ben istedim, seni aldım. Seni sonra terk ettim. Sonra canım yine istedi, yine seni alacağım. Doğrudur, kanka, öyledir. Tamam, sıkıntı bak, yok. Ben gitme. Bu tartışmaya girmek Hatalısın istemiyorum sanki. Daha fazla seninle. Buse, günaydın. Buse! Uyan güzel, aç gözünü. Uyumak istiyor. Uyu, 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 uyu. Uyandım.
Hoş geldin. Evet. Ne güzel kestirmişim bir ara böyle bir. Bu çok istemiyor. Bir Oğuz okay kardeşimi misin? Söylüyorum. Eyvallah, hayırlı okay, bir vesile okay için. İki Bat kardeşimi söylüyorum. O da konuşacakları varmış. Üç Oğuzhan kardeşimi söylüyorum. Son. Toplam etti 4. Bir de yeni geldiği için Can kardeşimi söylüyorum. Etti 5. Mert sen gitmiyor musun? Eyvallah. Güzel diğer, hobisi bilmiyorum. Diğer arkadaş ilk günden sonra. Yok ya. Kanka şu anda o ama peki, değiştirmek istem. Bat Murat da istiyor. Evet bak. Şöyle bir şey yapalım mı? Artık belki yapalım. Bence sonra şimdi izin Can'ın, istersin. Can'ın kırmızı yapalım odası güzel geçmedi ya. Can bence robottan izin isterse Can'a izin gelebilir. Evet. Diye düşünüyorum. Can'ın tanımak istediği bence biri var. Murat'a söyleyelim. Ben yerimi Can'a devrediyorum. Hayır. Yok gerçekten. Hayır. Yok, şöyle ben yapalım. Robottan isterim ya. Robot şöyle yapalım. Hayır. Can yeni geldiği için robottan izin alma ihtimali daha yüksek. Daha yüksek. Kanka, o yüzden sen Murat'la izin konuşacağız. Can gel abi izin isteyelim. Biz önce bir izin isteyelim bakalım verecek mi? Yok verir zaten çünkü Can yeni geldi. Sen say isimleri abi. Bağıra bağıra söyle. Şey, Murat, robot. Yeliz'le konuşacağı mevzular oldu. Kardeşimize bir yardımımız dokunsun. Bat kardeşimi robot söylüyorum. İlk günün hatırına. İlk günün hatırına. Şu beşti işte. Seçilmedi. Hayır Oğuzhan. Kırmızı odaya bir hak verir misin Can için? 3-4-5. Teşekkür ederim. Beni hiç kırmıyorsunlar. Tamam, Can'a da izin geldi. Tamam. Can'a da izin geldi. İzin aldık. 6 oldu. 6 oldu. Şu şurası. Yok, tekrardan sen söyleyeceksin seçtiklerini. Söyledim burada. Tekrar söylemen lazım ama. Şimdi şey olabilir. Sen tekrardan söyle. Murat, Oğuzhan, Bat, ben, Görkem artı bir. Artı bir de Can, aynen. Evet. Güzel. Sizin sonradan izin almanız lazım biz gittikten sonra. Aldı. Aldı. Şu an robottan. İzin istedik, verdi. Tamam, güzel. Gömleği çok iyi moruk. Aynen. Vallahi on numara, çok bayılıyorum. Ben kırmızı odaya gidemiyorum, karşıya mı gideyim bari? Ya öyle, biz de karşıya mı gideyim, izin isteyelim bari. Vallahi isteyelim ya. Ama şu an vermez. Soralım biz ya. Yani yeni baş sallamıyor, çok kolay baş sallamıyor çünkü. Bence de vermez şu anda. Şimdi kırmızı oda seçimleri yapıldı. Biz boşta kaldık. Kızlar evini bir ziyarete gitsek. Ben de Gizoş'la hiç konuşmadım, bir konuşayım. Bize de bir izin çıksa. Vallahi var ya. Cansın ya. Cansın varsın. Beyler size bu piyasada varsın. Var. Sevgili teklifi de gelmedi aşkım. Hemen de gittin sevgili oldun. Püh. Dur doğru. Hasret gibi yapmayalım. İstediğiniz zaman olabilirsiniz aşkım. Aşkım. Ama doğru sevgililik teklifi yapacağım demişti bana. Ama adam sevgililik teklifi değil. Durduk yere sana gelip set aldı. Belki, gözüne dizine dursun. Aşkım belki daha sevgili değildik o zaman ama. Bak değilken, sevgili değilken daha set aldı. Ne? Ay ağzımdan kaçtı pardon. Ne? Doğru söyle. Olabilir yani. Şey... Bilemiyorum. Adam ki set yani aldı şey gerçi ya. Sevgili aşkım sevgili değildik daha. İlk zamanlarda sevgili jest olarak aldı. Sevgili değilken daha set alıyor işte. Tamam ilanı aşk yapar nerede hayatım? O zaman bir dakika o zaman Mert'i. İstiyor musun? Hayır şöyle bir şey yapacaksa okeyim. Direkt sevgililik ne ya? Hani direkt evlilik teklifi dururken modundaysa okeyim. Beklerim ben hiç sıkıntı değil. Bu evden değil. Biraz sevgililik dışarıda sevgili ben olunca. Biz bir ağzını evet yoklayalım Mert'in. Ama burada bir her şey nizami bir sıra halinde biliyorsunuz tanışma yolu. Pardon, önce tanışma yolunun yolu var. Sonra tanışma yolu var. Saman yolu ha gibi git git. Sonra uzay boşluğu mübarek. Ben o tanıma yoluna git Allah git. Bir sonucu varamadım bu evde. Saman ne? Saman yolu boşluğunda kayboldum kız. Aga be. Aga be. Yak. Ben Murat'la Eliz'in odasını merak ediyorum. Dün bayağı harlıydı. Bugün de aynı hatim olursa. İstesek ya. Sen var ya bak gerçekten hala Murat. Yanlış anlama ben seni sevdiğim için söylüyorum. Çok bağırıyorsun kanka. Vallahi bildi. Kendi sesini duymuyor. Ama Yeliz de bağırıyor o yüzden. Yeliz de bağırıyor da. Aradaki fark şu. Bir şey diyeceğim. Aradaki fark şu. Zaten böyle bağırması Yeliz'in hoşuna gidiyor. Yeliz'i iyi anlaşıyor. Bakma Yeliz'e kavga ediyorlar. Yeliz'in istediği bu zaten. Yok şu an bu kadar da istemez de. Şöyle. Bu kanka. Aradaki fark şu. Yeliz'in hani diğer istediği bu. Anladım sen hani. Ama fark şu abi. Yok diğer... kimseyle kıyas yapmadım. Anladım. Kimseyle kıyas diğer yapmadım. İnsana karşı kendimi ifade edemediğim için bağırıyordum. Yeliz'e çok yükseğim. Ya hazmedemedim. Ne bileyim hazmedememek de değil. Yapmış olduğum zaten şeyin de farkındayım da. Bu kadar büyütülecek bir mevzu değil. Sanki tepenizden burada bir böyle altın rengi, gümüş rengi böyle bir şey akıyor üstünüze bir sıvı. Bir altın ışıl suyu altın mu? Altın mı gümüş mü? İşte hangisi altın fark etmez. Mu? Hangisini yakıştırıyorsan bir sus tutuk diyeyim.
böyle... Ben pırlanta yakıştırıyorum. İşte böyle pırlanta akacak üzerinden mı? Bacaklarına kadar. Sanki sensin o, senin ışığın, senin güneşin. Tamam mı? Bunu ama ciddi anlamda yap İrayda. Bak, tamam gerçekten. Akıyor şu an başından aşağı. Kendisi bir de altın renkli sıvı. Ben işte mükemmel bir kadın ya da ben her şeyi elde edebilen ben bir kadınım. Ben mükemmel bir kadınım. Ben güçlü bir kadın. Bu tarzı işte ne tamam, kendime ben kendimi ıslanmış gibi hissettim. Ben de şu an hiç konsantre olamadım ya. Üzerimden altınlar akarken. Altınlar ya akmıyor. Başka bir şey. Allah'ım. Hayır dur ben yapayım be ben yapayım be ben yapayım be. Evlendiğimi düşünüyorum. Biriyle tanıştığımı düşünüyorum. Bir sene, iki sene zaten böyle bir tanışma evresi olsa, 32'ye. Evlenince böyle hemen çocuk istemiyorlar. Hani birazcık evliliğimizin tadını çıkaralım falan. Bazı kadınlar öyle değil, bazı kadınlar 3 ayda da evleniyor, 6 ayda da evleniyor. Bak geç kaldı kardeşim çocuğa. Genel olarak aynen, bir geç kaldı. Bunu kabul etmek lazım. Ama hayat şartları. Ben, yani yanlış anlama, ben kendi görüşümü söylüyorum. Ben sizin Beyza'yla evlilik görmüyorum. Çünkü neden? Yani böyle bir şekilde bir iletişimsizlik temin bir sıkıntı var. Yoksa yaşadığınız ikili diyaloglarda mı bir problem var? Bilmiyorum. Bir abi bir hafta iki hani bir hafta şey yapamadınız. Hani sıkıntısız geçiremediniz. Aynen. Bu hani ben mesela kendi açımdan konuşayım. Yani ben böyle pek sıkıntı stres seven bir insan değilim. Ben de değilim. Yani, yani bunu zaten hepiniz de fark etmişsinizdir. Hani böyle geriliyorum ben. Sıkıntı olacak. Yaşadığımız zaman da her zaman alttan alırım ki şey yapsın. Siz abi olacak. İkiniz de ileri. Çok çabuk tükettik. İkiniz de ileri vites. Kırmızı odaya kara kedi Yeliz'i çağırmak istiyorum. Hep gözler kapalı kalacak böyle. Evet. Tependen aşağı böyle su gibi dökülüyor. Belki öyle bir kırmızı oldu. Ve parlıyorsunuz bir evet. Yıldız gibi. Gözlerin ne açık? Ben anlatıyorum. Siz açıyorsunuz. Hayır bana döndü diye açtım gözlerini. Hayır, sen de kapacaksın. Tamam hadi. Şimdi tepemizden kapa aşağı. Gözlerini. Kapattım. Tepemizden aşağı böyle güzel altın suyu gibi su akıyor. Kanka fönüm bozuluyor da o yüzden yazıyorum. Ve o kadar bunu içten kendinizi ne konumda görmek istiyorsanız o konumda hayal edin. Ben zaten istediğim konumdayım şu an. Kanka omuzlarım altın oldu da kafamın... altın evet Sizem bu aşamayı geçtim. Yapmıyorum ya. Tamam yapıyoruz hadi. Açamıyoruz. O aşama açma açma sen kapat. Arkadaşlar beni bilen bu konuları bilen anlar. Dalga geçiyor. Tamam yapıyorduk da haydi ya. Hadi yapıyoruz. Haydi. Tamam başka haydi. Birimiz yapalım. Düzgün böyle kapat. Şımarma. Oha sen de çok da geldin ya. Çok hızlı oldu. Ben niye? Hiç orada bir şey gördün mü? Ha. Ne yapıyorsun? İyiyim sen. İyiyim ben. Çok hızlı geldin. Yazdı ekran geldim. Ha, tamam ne yapıyorsun? Ne oldu? Hiç öyle ya. Hayır hatır sormaya çağırdım falan ya. Nasılsın? Biraz kötüyüm ya. Evet fark ettim. Sen nasılsın? İyi. Bir şey soracağım. Evet. Şimdi popüler tamam. Seçiyor. Aha. Kırmızı odaya gidecekler. Tamam anladım. İşte daha iyi değerlendirebilecek kişiler vardı falan filan tarzı. Madem konuşmayacaksın niye böyle bir hak talep ettin? Canım istedi. Neyi? Böyle benimle susmuş oturmayı evet. Mı? Sadece şunu söyleyeyim. Takılmış nasıl diyeyim? Dünkü olaydan bahsediyorum işte kelebekte vesaire falan. Tam ben bu konuda haksızım ama hani böyle sen bir kıyas gibi bir şey yaptın ya. Hani sen sanki sadece sana özel yapıyormuşum sanıyormuşsun. Ama meğer sen benliyken de işte İlayda yapıyor ya da başka birine de yapacakmış. Herkesin evde taklit yapıyorum. Buraya gelmeden de mesela yaptım birkaç kişinin. Hani herhangi bir art niyet düşüneceğim bir durum söz konusu değil. Sen zaten sana yoğunluğumu biliyorsun. Hani ekstra bir şey yapmayı çalışmıyorum. Normal sıradan bir taklitti. Ya bu kadar büyütülecek bir şey değil. Haklı mısın? Sonuna kadar haklısın aslında. Bu konuda bir şey diyemem. Ama bu konuda bu kadar büyütülecek bir durum da yok. Yani o tablo evine götürecek kadar. Bir başkasına yapsam... Bir başka kızla o tarz dediysen... Herhangi problem bir yok. Bir hissiyatın olmadığını çok iyi biliyorsun. Önemli olan hissiyatın değil ki. Ya bir ilişkinin... Devam edebilmesi ve sağlıklı olabilmesi için sevgi veya duygu yeterli bir faktör değil. Ben orada bir obje değilim, bir süs bebeği de değilim. Ben görüyorum ekranda sen, Mert, İlayda.
O an aklında ben yokum. O an tek derdin laf yetiştirmek. Bu bana saygısızlık. Senin benim aklımdan çıkmadığını sen çok iyi biliyorsun günden, bunu. Hayır daha ilk bunu günlerden aklından çıkıyorsam. Hayır bak tartışmalara... buraya hiç bak. Bir dakika, ben hayır, buraya çekmeni izin vermem. Oraya çekmeleri ya bak aklından çıkıyorsam dediğim... O, sen başka bir yere çekiyorsun o cümleyi. Ben sadece şunu demeye çalışıyorum. Tartışırken Yeliz bundan rahatsız olur düşüncesi aklına gelmiyorsa ve bu daha ilk günlerden böyleyse, çünkü benim hayatımdaki alacağım insandan beklentim ben yokken de ben varmışım gibi. Tamam ben açıklayayım, sen biraz şey yap. Davran. Sen biraz sus. Sen bir sus, bir dinlen. Süre az ya, konuşsana Murat. Unuttum, lanet olsun. O Murat efsane ya. Yok garip bir çağırsın ya. Allah kahretsin ya. Şimdi kapıdan çıkarız aklıma gelir. Of, şimdi süreye bakıyorum daha çok unutuyorum. Sen bir şey son söylediklerini söylesene bir daha. Gelir belki. Senleyken böyle oluyor işte. Unutuyorum. Oturalım ya, millet şey yapıyor. Oturmayalım, kalkalım hadi. Evet. Robot ne olur. Lütfen. Ben varım diye mi kabul etmiyorsun? Ben arkadaşım için kendimi feda eder çıkarım. Beyza abi git bakayım ne yapacak? Tamam. Ben tek başıma götürebilir miyim ilaçları? Beyza burada kalıp ortalığı karıştırmaya devam etsin. Evet Beyza'cığım, demek ki senin gelmeni istemiyormuş. Problem bendeydi. Bütün sorun bende. Yazıklar. Hadi götür ilaçlarını sevdiceğine. Evet. Biri benim adımı mı andı? Hasta olacağım ben sana. Daha olmadın mı? Ceza vermiştin ya, uzak dur hadi. Bu benim cezam. İster kaldırırım. Oldu canım, ister sen... İster uygularım. Yok canım ya. Öyle. Ne güzel bir şeymiş. Cezayı ya. Cezayı veren ben değil miyim? Hak eden ben değil miyim bunu? Yürü, otur yerine. Oturdu. Yerim burası. Sen biliyor musun? Ya yazılın ya. Bu senin 15 yaşındaki şeyini gördün mü? Hareketlerini. Ha şey evet gördüm. Pembe elbiseli mi? Sıra atmıştı. Evet gördüm. O kaç yaşındaydın orada? 28 yaşında. Aşkım 28. yaş günü. 15 zannettin değil mi? Kırmızı elbise. Evet. Abi çok güzel yapıyor ya. Hayır. Yapma gibi daha. Yeter daha. Yeter daha ne yapayım? Liz'in şikayetçi olduğu şeyi en başlara geliyorum. Leyla da istemiyordu. Bak böyle böyle yapmıyordu. Murat yapmaya devam ediyordu. Çok uyarı almıştı. Aynı şekilde İlayda ile beraberken de aynı sorunu yaşıyordu. Bak Yeliz'le beraberken de aynı sorunu yaşıyor. Yani sürekli bir laf yetiştirme sürecindeyken ilişkilerinde hep diyor ki bak bunu yapma. Ve Murat bunu yapmaya devam ediyor. Doğru. Ve doğru inan tamam dese Yeliz değişen bir şey olmayacak. Birkaç gün sonra, bir hafta sonra aynı süreci bir daha yaşayacaklar. Murat laf yetiştirmeden çenesi durmaz. Evet. Yani, bu bir gerçek. Yani şu anki şikayetçi olduğu şey yaşamaya devam edecekler o yüzden. Ben sana gelmeye çalışıyordum, sen bana geldin, iyi oldu. Ben geldim. Gelebilmek için izin alıyordum ben. Çok ağzını güzel. Bizim kullanarak sana gelmeye çalışıyordum. Bu pembe panter mi? Pembe panter mi şey sana? Çok güzel. Hoş geldin. Oh. Ana bebeğim. Nasılsın? Daha iyiyim. Ay saçlarım. Gel bakalım. Ben de sana ilaç getirdim yine. Ha? Daha etkili evet bunlar. İlacı getirdim bana. Dur önce içelim, sen yoksa sana verirsem sen içmezsin. Merhaba beyler bu arada. Merhaba, hoş geldin. Bakıcılık yapman gerekecek. Evet. Murat, sal duygularını. Ne hissediyorsan en fazlasını göster. Açık açık söyle. Bir şeyleri düşünme. Kanka herkesin yapısı, karakteri çok farklı. Ben yo, dışarıdaki abi samimiyeti, bak burada biz yansıtabilseydi bana. Hani o ilk gün... O konuda haklısın zaten. Bak ilk gün bana yansıtaydı, ben burada neler yapacaktım, ne hediyeler almıştım, kendimi nasıl hazırlamıştım. Ben çok yükseğim normalde. Ama içimdeki duyguları gerekirse öldürürüm ben. Yani ben şimdi çok yüksek bir yerine gideceksem
Ondan bir şey görmem lazımdı. Zaten zamanında gördüğümüz için biz bir olduk. Duygular o kadar dışarıda da ölen bir şey mi kanka ya? Ama... Ben niye öldüremiyorum duygularımı mesela? Ben şu an öldüremiyorum anda. Zaten. Öldürmeye yok, sadece modu düşmüşüm. Kanka ben de anlamıyorum yani. Nasıl öldürüyorum? Bir anda Dilara yok olmaz. Benim ama bir... süreçler çok uzun ilerledi. Sebepleri var çok. Ben onca şeye rağmen bitmedi. Hep bir sebep doğdu. Bana da aynı şekilde saçma geliyor yani. Bir anda nasıl bitiyor duygu? Bir anda bitmiyor işte. Sen yanlış, sen konuları bilmediğin için bu şekilde konuşuyorsun ama çok olaylar oluyor. Genel olarak yani bu evde bunları görüyoruz. Genel olarak hep bilemem ama benim duygularım bir anda ölen duygular da değildi zaten. Yani zamanla hep bir sebepler oldu. O şekilde bitti yani. Kesin hiçbir şey hissetmiyor musun abi? Yok, hiçbir şey hissetmiyorum. Ne kadar yakışıklısın sen bugün öyle. Yani. Dilara hakkında Oğuzhan'la konuşmam gerekiyor da... Erkoçlar evine gidebilir miyim? Oğuzhan'la konuşacağım. Dilara hakkında. Böyle değişik bir... Çok yorgunum. Ne olur bekletme beni. İzin ver, hadi gideyim. Hadi ne olur. Ama şimdi şey... Moralim de bozuk, mutsuzmuşum. Belki erkekler evinde eğlendirmişim. Erkekler evine gidebilir miyim? Aa, izin verdi. Giderdi mi? Aa, hadi git. Hoşça kal. Aşkım aslında her şey benim dilimde biliyor musun? Sen geliyor gerçekten bir kıskandırmak için mi yaptın o zaman? Vallahi bilmiyorum ben. Ama bir canını da beğen. Beğenmedim kanka. Beğenmedin? Yok, tatlı çocuk ama o anlamda alıcı gözle beğenmedim. My Little Pony Nihil'e gelsin lütfen. Rica ediyorum. Tata. Bak, Hello Kitty. Ya. Balım hoş geldin. Hoş buldum. Prensesim. Bu ne güzellik. Oh. Nasılsın? İyiyim sen? İyiyim. Beğendin mi balonları? Beğendim. Vallahi. Gerçekten mi? Evet, çok beğendim. Artık bir şey yapmamız gerekiyormuş. Öyle diyorlar. Ben zaten benim için sevgiliyiz yani ama yani benimle sevgili olur musun hayatım? Sana bir de hediye aldım. Kurdelesi de vardı bunun ama kurdelesi çökmüş şeyde. Olsun, hiç önemli değil. Benimle sevgili olur musun? Evlilik teklifi. Prensesim. Alırım, artık tabii artık ki. Oldun mu? Oldum. Oldum. Ben zaten seni... Oy. Oh. Bakalım beğenecek misin bunu? Çok, bir de çok enteresan bir detay var. Ne var? Bak, halka küpe bunlar. Bir de bak, ya. Bir de bak ufak bir şey var. Ona bayıldım. Gerçekten mi? Evet. Yüzük değil de halka küpe almana bayıldım bu arada. Evet, halka küpe sen çünkü çok seviyorsun. Onu da biliyorum. Spider-Man de. Evet, Spider-Man de var arasında. Sen bana şey yapmıştın ya, Spider-Man'le barda kalmıştın. Dedim öyle ama istemiyorsan çıkarttırabiliriz. Hayır, çok hoşuma gitti. Vallahi hoşuna gerçekten gitti mi? Gerçekten çok hoşuma gitti. Oy, bebeğim benim. Bunları hiç çıkarmayacağım. Seni çok seviyorum. İyi ki hayatımdasın. Bundan sonraki hayatımda da her zaman sen yanımda olmanı istiyorum. Bunun için çok çabalayacağım. Çabalarım da. İnşallah bunu da sana vereyim. Tamam, küpem de yoktu. Hemen takayım bunu. ben takamam şimdi onu. Ben takarım. Beceremem. Bir de tatlı seviyorsun. Böyle pembe pembe tatlı yiyelim mi birlikte? Yiyelim. Dur. Takacağım mı? Takacağım. Tamam. Tak bakayım. Hey. Acıdı mı? Bayağıdır takmıyorum ya. Acımadı. Tak bakayım bir. Yes. Çok hoşuma gitti. Gerçekten mi? Evet. Dedim bu bize özgü bir şey ya. Ters yapmadım. Evet. Bu sensin Spider-Man. Evet. Her zaman beni gördüğün zaman da evet. Aklına gelirim de. Sen zaten aklından çıkmıyorsun ama. Tamam. Bakayım. Of, çok güzel oldu bu arada bak gerçekten. At bakayım şöyle saçlarını. Çok yakıştı. Çok güzel. Tamam. Oh. Ah. Teşekkür ederim. Ne demek prensesim? Artık sevgilin de o zaman bir kere. Ya bak sonra... şimdi ben bunu kabul etmiyorum. Ama böyle bak ben şimdi sana şunu da deyince sevgilim olur musun dedim. Tamam. Benim de bu hayatta bu sıkıntılı ben de olurum dedim. Olurum dedin. O yüzden bir sonra ben içimden gelince sana sevgilim diyeyim. Ama İçinden gelmiyor mu şu anda? Hayatım yani sen bana sevgilim de deyince olmuyor. Değil mi? Çok yapay duruyor. Belki dedim demek istersin. Sevgili olduk falan filan. Tamam işte ben isteyince söyleyeyim. Senden bunu duymak çok güzel olurdu. Neyse tam uzatmıyorum hiç.
Al bakayım, aç ağzına. Tamam, dur bana ver. Siz ne yaptınız Berke Gizem'le? Bir şey yapmadık, ne yapmışız? Yani bir ne bileyim... Valla bir şey yapmadık biz. Arkadaş, siz nesiniz mesela? Arkadaşız. Sadece. Yani tanışma yolunun yolu. Ben arkadaşım. Ha, yolunun yolu. Evet, şu an. Her yaptığı hareketle bir eksi yola düşüyor. Şey artık, en son bölümde 150 bölümcü bölümde Öykü Hanım soruyormuş. Neredesiniz? Bütün bölüm yolu diye sayıyormuş Gizem. Yolları açtım geldim diye bir şarkı. Yok ya, öyle bir şey değil bu. Ya bence barışırsınız. Çünkü gerçekten... Ben küs değilim. Ama yaptığı hareketler isteksizlik yaratıyor haliyle normal olarak. Ama sen de buldun da bulunuyorsun be belki. Neyden buldun da bulunuyorsun? Oğlum siz benim sadece bu evde yaşadığım o son bundan önceki ilişkimi gördünüz. Benim gerçek hayatımı görmediniz. Herkes böyle söylüyor. Sen benim gerçek hayatımı görsem anlatmayayım şimdi yani bunu. Hayır, anlıyorum. Bütün biliyor. Kızlar peşinde koşuyordu. Estağfurullah, böyle bir şey söylüyorum. Ben de çok koştum. Ya kız olayı değil. Kız olayı değil. Ağırlığından bahsediyor. Ha, ağırlığından. Böyle bir şey değil. Yani diyor ki benim çevrem değil. Sen bunu ilk defa yaşamıyorum ben. Cahil bir insan da değilim. Yani bunu da bir sahte de davranmıyorum. Bir daha ailenin ve çevrenin izlediğine göre devam eder ki seni dinliyor. Senin düşüncelerine, görüşlerine çok önemli değil. Orada başka bir erkek onun bellerine dokunup dans etti mi Beyza? Bunu kapatalım mı? Lütfen. Böyle tanımlama. Lütfen kendimi... Abi yapmasaydın o zaman şimdi tanım... Yaptım. İzle. Ağlama, tamam. Sen güçlü kadınsın. Dik dur. Bu da hemen ağlama lafını bir daha bana söylemeyin. Ben burada ağlamıyorum artık. Evet. Ağlama yok. Yani bu içeride benim ağladığımı göremez. Az önce manifest yaptım. Göremem. Ben de öyle düşünüyorum. Ne manifest? Dışarıda. Ben dedim manifest. Ben dedim dua ederim. Allah'ın da Rabbisinden başka. Kulise ağlarım. Sen nasılsın ya? Sizin gerçekten mutlu olduğunuzu görmek isterim. İkiniz de hak ediyorsunuz çünkü mutluluğu. Nasip. O temiz kalbiyle, sen de yaşayamadığın aşkla. Nasip. Bu evde yaşayamadık. Nasip kısmet. İlerideki. Bunlar ne anlatıyor arkadaş? Aşktır, meyktir. Babamların da bizim oraya koy. Evet. Senin köşe var ya. Eşeğimi de sorayım. Bu arada unutmuştum onu yine. Sana hatırlat dedim, sen de hatırlatmadın. Sen de unuttun. Senin yanındayken... Çok güzel sallanıyor mu böyle? Evet, çok güzel oldu. Vallahi bile çok yakıştı ya. Çok beğendim. Bir de özellikle halka küpe. Evet. Halka küpe sevdiğimi biliyorsun ya. Evet. Çok hoşuma gitti bunu düşünmen. Niye? Halka küpe ve Spider-Man. O yüzük alsaydın böyle normal olurdu. Ne? Kolyeli de çok uyumlu. Evet, uydu. Oldu yüzük. Sevdin mi peki? Küpeyi. Evet, çok sevdim. Niye gülüyorsun hayatım? Neden gülüyorsun ya? Hoşuma gitti. Gülmeyeyim mi? Tamam, gülmeyeyim. Hayır, hoşuna gitti değil mi yani? Yani böyle birazcık dalga geçiyormuş gibi hissettim o anlamda. Ya sen niye hep böyle algılıyorsun? Hep böyle algılamıyorum. Hep böyle algılıyorsun. Bir kere daha böyle bir şey olmuş. Bir kere o zaman. Hep olmuyor. Tamam, bu da iki. Hep değil yani. Tamam, algılama mı? Niye öyle algılıyorsun? Ne bileyim hayatım. Bilmiyorum, şunu alayım mı? Sormadan almam peki. Kalsın bende de bu yani bebeğim. Kalsın, evet. Olur mu? Olur. Ama lazımsa verebilirim yani. Alırım. Yine alırım. Güzel oldu. Yani benim manit tokası. Manit tokası. Evet. Haberiniz olsun. Sahipliyim. Zaten beni tanıyan herkes biliyor hayatım. Arkadaşlarım, eş, dost, ailem. Hepsi seninle birlikte. Bu uzun yolda her zaman çabalayacağıma, uğraşacağıma ve her zaman sana sevgi, saygı ve sadakat bir şekilde senin yanında olacağıma söz veriyorum. Ben de söz veriyorum. Aynılarında. Benden. Evet. Hepsini tekrar. O zaman... Bitti dediler hayatım. Gel bir kere sarılayım. Tamam. Seni çok seviyorum. Ben de seni çok seviyorum. İyi ki sen. İyi ki hayatımdasın. Böyle sevgilim. Kısa oldu bak demesi. Sevgilim. Efendim. Tamam hayatım. Peki. Bunları ama da, ne yapayım? Bunları da alayım. Hayır. Bunları sen götürebilecek misin acaba? Ben en iyi sana eşlik edeyim. Bunu üfleyeyim mi? Tamam, dilek tamam. Dileyip bunu üfleyelim hadi. Ah, hadi gel. Tamam. Sen bu ikisini, ikisini ben seni, ikisini. Tamam. Dur önce dilekle. Ettin mi? Hı hı. Yes. Tamam. Kesin kabul olacak. Evet, kesin. Seninle benimle alakalı mıydı?
Bileyim. Zaten. Can yüzünden biz kavga etmişiz, bitirme evresine gelmişiz. Niye Can'la görüntülü konuşuyorsun? Ya bir art niyetle yapmadı ki işte. Ya yapmadı da biz bu yüzden çok büyük bir kavga etmişiz kritikte. Can olayından dolayı. Bu yüzden kavga etmişiz. Sen bu çocukla ondan sonra akşam görüntülü konuşuyorsun. Yarım saat sonra da ağlayarak arıyorsun. Şimdi ben sana ağlamana inanayım mı? İnan. Nasıl inanabilirim ağlamana? Hayır tamam, ağlamasına inan ama yani... Ya nasıl inan Geliz? Kanka bu konuda yapacak bir şey yok yani şu. Nasıl artık olan olmuş. Benden sana tavsiye. Bence izlemelisin Dilara'yı. Ya Geliz izleyecek hiçbir şey kalmadı biliyor musun? Tamam bak ben sana diyorum ki bir izle. Pişman olmazsın. Çok uğraştım. Tamam emin sen şu an daha uğraşmayacaksın zaten. Şu an seni uğraşacağım bir pozisyonun yok kanka. Ben çok yoruldum. Sen oturacaksın köşende. Dilara'yı evin içerisinde sana olan tavrını değil... Dilara'nın evin içerisindeki hareketlerine, haline, tavrına bak. Gerçekten isterse, istiyorsa bunlara çeki düzen verecek. Bunu görünce inancın geri yerine gelir. Hemen kestirip atma dememin sebebi de bu. Bir izle önce. İzle, tekrar devam ederse, evet ben de sana gelir derim ki kardeşim sen haklıymışsın. Dilara gerçekten bir şeyler hissetmiyormuş. Çok iyi bir insan yine söylüyorum yani karakter olarak gerçekten düzgün bir insan. Olabilir. Ama yani ya bu nasıldır? Bu kadar yükselip hayatım, beni böyle niye yere vuruyorsun sen? Arkadaşlıkta farklısındır, ilişkide farklısındır. Evet. Örnek veriyorum ben sana arkadaş olarak kefil olabilirim ama ilişkine kefil olmam. Çünkü ben seninle bir ilişki yaşamıyorum, bir arkadaşlık yaşıyorum mesela. Bunu i̇lişki söylüyorum. İlişki olarak uymuyor işte yani. İlişki olarak uymuyoruz. Beni de enerji mod olarak indirdiğini ben farkındayım. Ben burada ilk geldiğimden beri sürekli benim. Ben arkadaş olamadığım biriyle yapamam. Eğlenmem lazım. Ben çok eğlenceli bir kişiyim. Bunu söylüyorum hani ne kadar burada yansıtamasam da ben dışarıya yönelik düşündüğüm için bunu konuşuyorum. Burada yoksa birkaç ay sohbet et, geçer gider. Ya tabii ki ama bu ben dışarıda denen işte o ben, bitecek mi? Ben dışarıya düşündüğüm için. Benim için bak mesela ben bunu da söylüyorum. Benim için insan biriktirmek önemli. Anladın mı demek istediğimi? Ben bu program bugün var, yarın yok. Evet. Bana buradaki katlıklı dostluğu ben hani benim için önemli olan. Aynen. Ben de ilişki olarak bunu dışarıya taşımak isterim. Yoksa boşa vakit geçirmem. Sen niye, sence ben niye burada hiç ilişki yapmadım mesela? Ben de ona bakılsa, ha şu derdim, bu derdim mesela bunu böyle düşünüyorsam. İstiyorum ki ciddi bir şey olsun. Geldiğinde tutsun. Rating için ben niye burada boşuna zamanımı harcayayım ki? Çok güzel ya. Değil mi? Ben Serhat'a bunu götürmeyeceğim ben burada. Artık köşem, köşe yapayım da senin bana getirdiğin şeyleri oraya koyarım. Hadi ben daha fazla şey getirmem gerekecek sana. Başlangıç. Bak öpüşmüş olduk şimdi. Ben bunu öpüp seni öpünce. Bence öyle daha iyi. Ayrı vız vız vız, ayrı vız vız vız. Peki Pembe Panter'in bir hikayesi var mı? Aa. Bilmiyorum. Ben de bilmiyorum. Aslında sana buna bundan, bakalım bugün. Bunu ben de bilmiyordum. Pembe Panter bakacak. İzler miydin? Severdim. Sen izledin mi bu arada hiç Pembe Panter'i? Tabii, bir müziği vardı hatta. Böyle bir melodisi vardı. Dıdın. Dıdın. Dıdın 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 dıdın. Dıdın dıdın. Evet. Pembe Panter. Dedektif oluyordu ya. Evet. Çok tatlı ya. Ben çok sevdim. Evet ben de. Ben Rickent Morty'ye başlayacağım. Bence başlamaz. Evet. Bu çok övdüğün için şu an böyle bir sıcağım ona karşı. Bence mutlu olursun. Mutlu edersin. Bu arada bir şey izleyemiyorum ama yoğunluktan dolayı. Sürekli takip ettiğim bir şey var mı şu ara? Benim zaten şu an bir şey diyeceğim biliyorsun ben genelde. Haber Net Yorumadır da izliyorsun. Ben abi. Şu an televizyon bile izlemiyorum. Borsaya bakmakta. Çocuklarımız için hepsi bunların. İlerideki çocuklarımız için. Ne oldu? Şey... Ne oldu? Çocuğu duydun inme indiğini. Tamam biraz çocuk olayı beni korkutuyor aynen, olabilir aynen, bu arada. Korktum, korktum. Evet, çocuk olayı birazcık beni korkutuyor. Dilara'nın yaptığı yanlış. Bunun Dilara da farkında. Dilara o yüzden diyor ki... Ben toparlayacağım. Bu görüntülü muhabbetindeki yanlışını... sıkıntısını çözecekmiş, halledecekmiş. O inanıyor. Ben de onun arkasındayım. Nasıl halledecek? Kanka ben de arkasındayım. Ben de sadece bak ben sana gelip sadece ne diyorum? Diyorum ki otur ve izle. Yorgunsun. Dilara için çok çabaladın. Çünkü biz bir de bu araya girdikten sonraki zamanını konuşuyoruz. Yani şu 3-4 günü konuşuyoruz. Bir de bunun öncesi var sizin. Aradan önceki olaylarınız da var. Sen o yüzden gerçekten yorgunsun.
Kırmızı Oda'ya Dilara'yı çağırıyorum. Bakalım kafasındaki sorular neymiş bir... Çözelim, çözüme kavuşturalım artık bunları. İstemem karşısına gelmiş insan yani. Huy çıkar. Değişmesini bak, de istemem çıkar, zaten. Can çıkar, huy çıkmaz. Evet, 30 yaşına gelmiş adam zaten değişmesini beklemem. Değişemez. Ama ben de mutsuz olacağım ama kendimi... Olduğum gibi yansıtamayacağıma, beni anlamayacağına o zaman hiç olmasın yani. Ki uğraşmadın anladın mı? Uğraşsa tamam diyeceğim yine. Daha iyi, bu bir ay az bir süre değil. Daha iyi birbirimizi şey yapabilirdik. O beni mesela şey, Görkem'le ben konuştuğumda da o muhabbet yüzünden. Nile mi geldi? Ben Nile'nin yanına gideyim. Aa, hiç beklemiyordun değil mi? Bekliyorum ama benim çıkmam gerekiyor. Neden? Çünkü... Bu çocuğun kırmızı ya. Kafamda bitiremedin değil mi? Kafamda bitiremedim. Ben zaten onu konuşmak için çağırdım. Seninle helal çağırmak için değil. Helal kız sana. Helal olsun. Yine kimin yanlış kalıyorsun? Görüntü olur diye. Çok teşekkür ederim. Ama çok yanlış anlaşılıyor. Tamam o zaman yanlış anlaşılıyor. Tamam ama kusura bakma gerçekten. Yok kusura bakmıyorum. Ben zaten detaylarını konuşmak için çağırdım. Tamam. Neden şu an kısa özet geçtim. Tamam bu molayı kırmızı odada değil. Evde konuşuruz. Tamam. Ben ne dedim sana? Ya kanka bu kızın... O sen bak yalan söyleme şaşırdın. Şaşırmadım. Bunu yalan yapacağını söyleme. Biliyordum zaten. Yalan söyleme şaşırdın. Bunu kurtarmak için zaten bunu yapması lazımdı. Bak işte ama bir şeyler için çabalıyor demek ki. Çabalıyor da. Sabah Rümeysa'yla günaydınlaştın. Günaydın günaydın dedin. Ona inat. Bak normalde Dilara olsa. Günaydın dedin. Ona inat. Bak ben bir detay yakaladım bir orada. Şey Dilara'ya bilerek söylemedim Dilara. Bir dolmasın şey sana diye. Ben günaydın dedim. Günaydın dedi. Şimdi nasılsın? Nasılsın? İyiyim. Dedim hatta kamera beni çekmeye devam ediyor. Ben sustum kaldım sen farkında. Tamam ama Dilara verildiğinde günaydın demedin kanka. Dilara ne yaptı Can'a? Günaydın günaydın. Üstündeki sarı yakışmış. Ne demek şimdi bu? Ne demek? Sarı yakışmış diyor. Senin de en sevdiğin renk işte siyahtır. Ulan benim sevdiğim rengi bilmiyor kadın kanka, ya. Kanka sen pembeyi nasıl seversin? Kanka pembeyi çok seviyorum. Vallahi. Senin gibi bir adam nasıl pembeyi bilmiyorum sever? Gözünü kanka, seveyim. Vallahi yalan söylemiyorum. Ciddiyim pembeyi çok seviyorum. Pembe rengi. Ay çok garip. Evet. Ama bir bak şey Dilara bir şeyleri çabalıyor. Bana. Lütfen. Senden tek bir dileğim var. İzle. Kanka izlemesini izlerim seni vicdan için ama yani kafamdaki şimdi yalan söylemek istemiyorum. Ya tamam izleyeyim onun gün hareketlerine bakayım diyebilirim şu anda. Ama bunu diyerek de yalan söylemiş olmak istemiyorum. Anladın mı? Hani... İstemiyor musun şeyi? Yani Dilara ile tekrardan bir araya gelmeyi istemiyor musun? Sen mi gidiyorsun? Olsan kardeş. Ben gidiyorum herhalde. Sen kimi çağıracaksın? Kırmızı Oda'ya. Olsan. Dilara'yı çağır. Haydi hakkında hayırlısı olsun kardeş. Hangi şu kahveyi koysan. Olsan Dilara'yı çağır. Yönlendirme çocuğu geç. Yönlendirme çocuğu. İçinde kalbinde ne varsa onu yapsın. Ne oldu? Can çağırdı da hiç girip konuşmadı. Konuşmadı. Hı? Kapıdan mı çıktı? Aynen yani. İstemiyorum. Ne? Can çağırmış Dilara'yı da. Diloş ne oldu? Kırmızı Oda'ya, Dilara Kırmızı Oda'ya çağırıldı ya. Tamam. Konuşmadı mı? O da konuşmamış. Neyi konuşmamış? Nasıl? Ha çıkmış geri mi çıkmış? Çıkmış geri çıkmış. O zannetti ki Oğuzhan çağırdı onu. O zaman eğer Oğuzhan'ı istiyorsan doğru bir şey yapmışsın. Hayır bunu içimden geldiği için yaptım yani. Oturabilirdim ama ya. Bize yakışmaz. Yani. Keşke diğerleri de yakışmıyordu ama yapmasaydın ama neyse. İki gün sonra Dilara kendi çağıracak Kırmızı Oda'ya bak. Hayır bana ya. Da öyle geldi biliyor musun? Hayır arkadaşlar. Yazıklar, yazıklar olsun. Değerlendirmediğim için. Keşke girseymişiz o odaya. Hayır hayır. Ben girmişken önceki bir... önceki son çıkış haberin olsun. Peki olsan başkasıyla olursa ne yapacaksın? Bekleyeceğim mi? Ayrılma bilmiyorum. Arama. Ya da savaşacaksın mı? Kırmızı Oda'ya Rümeysa'yı çağırmak istiyorum. Ben Rümeysa. Yüce Rabbim vallahi şak diye şimşeği çaktı, beşinci çaktı. Yani sen çocuğu izlersen Allah'tan. Olsan mı seçler? Bilemeyiz yani. Ki nereden bilelim ki? Şimdi bakarım ki. Ne
Bu mesela görüşürüz. Bye bye. Basarım, konuşamaz. Vallahi de. Çağırıyor. O zaman sen şöyle bir ekrana doğru bir dön. Kimin çıkacağı belli olmaz. Duydun mu? Bye bye dedim. Yapılan kötü yorumlar seni biraz etkilemiş olabilir mi? Ne gibi? Ya ne bileyim çok. Yok hayır seninle alakalı değil. Ha. Sizin ikinizle alakalı hiçbir şeydi. Ben yerinizin evet. Şahsi kişisel biraz şeyleriyle alakalı. Evet yediğim linçler beni çok etkiledi. Seni bence birazcık etkilemişsin. Sen çünkü eski enerjinde değilsin. Evet hiçbir değil. Şekilde. Değil. Yani bence onları hiç kafana takmayı biz seni biliyoruz. Burada biz yaşıyoruz. Ağzı olan konuşuyor. Torba değil ki büzesin. Herkesin hakkında bir şeyler konuşuyor. Biliyorsun bana da neler söylediklerini evet. O zamanlarda. Biliyorum. O yüzden hiç kafana takma. Sen eski enerjine gel. Biz mutlu oluruz senin için o anlamda. Teşekkür ederim kankacığım. Şöyle benim için her şey bir anda üst üste geldi. Dilara'yla çok fena olaylar kopacak bence. Nasıl yani? Dilara senin yanından çıktı. Evet. Oğuzhan eğer Dilara'yı çağırmazsa Dilara'nın tepkisini merak ediyorum. Çok hani böyle şey duvara toslamış gibi olacak bence. Ben Oğuzhan'ın Dilara'yı çağıracağını düşünmüyorum. Ben de öyle düşünmüyorum. Bana dedi ki ama Dilara'yı görüşmek istemiyorum dedi. Yanlış anlaşılır dedi. Ben de tamam dedim. Zaten buraya kararsızlığını konuşmaya çağırdım dedim. Netleşmiş oldu zaten. Yani kardeşim sanki oldu. Ettiğini buluyorsun be. Gibi. Birazcık karma yapacak oldu. Yapacak yok. Bu da bana karma oldu. Merhaba. Merhaba. Hoş geldin. Beklemiyordum. Allah Allah. Kanka sakin ol. Çok şaşırdım şu anda. Ben de iyiyim. İadeyi ziyaret. Ya ben ne dedim? Geçen beni çağırmıştın. Ne dedin? Sevgili mi oldular? Evlenip çıkıyorlar mı Murat? Ben de bunu tasdiklemek için çağırdım seni. Tasdikliyoruz zaten. Yani tasdikliyoruz. Düşman değiliz kesinlikle. Yo ya ben demiş gibi olmasın. Arkadaş olabiliriz. Olabiliriz. Yani sen böyle bir şey söyledin. Ben de oturmuyorsam o da İçinden ne geliyor sonu ya? Okeyliyorum yani. Oluyordum. Evet. Çok büyük bir sorun varmış gibi bir ilişki yaşayıp kötü bir şekilde bitmiş gibi. Hani böyle selamlaşmamak falan. O gün ben dikkat ettim. Berke'yle Gizem'in bir durumu vardı. İşte Berke oturduğunda Buse yanına gidip işte böyle yapma. Hani akıl verebiliyor, sohbet edebiliyorlar. Bu şekilde tam da onun üstüne denk gelmişti zaten. Evet, kırmızı evet. Oda muhabbeti. Bunu konuşmak için çağırdım. Bunu zaten anlattım. Bizim bir garipti yani bu durum. Bir tek ya, bizde evet. Böyle. Herkes kaç kişiyle işte konuşup aynı şekilde devam edebiliyor. Aynen öyle. Ki bizim bir şeyimiz de olmadı. Bir tanıma yolumuz da olmadı. İşte ben de onu sürekli söylüyorum herkese. Yani bir tanışma yolu olur ayrılırsın eyvallah ama tanışma yolumuz bile olmadı. Sadece hani ilk başlarda geldik. Birbirimizi gördük. Hani öyle bir ben. Hani sohbet ettik o kadar. Düşman olmayı gerektirecek bence de hiçbir şey yok. Ne yapıyorsun sen? Bir şey yok. Arkadaş olarak konuşuyoruz şu an. Ne konuşuyorsun mesela? Yani arkadaş düşman olmaya gerek yok diye konuşuyoruz. Bak Can beni çağırdı oturmadım bile bak. Şöyle durdum direkt çıktım. Senin tercihin. Beni ilgilendirmiyor. Rümeysa'ya üzülüyorum son ya gerçekten. Son söyleyeceğin söz bu yani. Evet. Tamam. Dilara'nın da bu oda basmaları yok mu? Dilara'yı sence şu an Rümeysa ne hissediyor? Dilara'yı sinir etmesi, bu pozisyonda bu görüntüyü vermesi. Tamam. Üzülüyorum Rümeysa için. Üzülüyorsun ama o seviniyor. Seni çok düşünüyor olsaydı orada mesela otursun. Sana göre seviniyor. Yani bir yandan da aslında bunu beklediğim için çağırdım. Yani Dilara'yla tamamen bittiğini. Beni mi kullanıyorsun yani? Seni kullanmak için değil, arkadaşım olduğun için aslında kullansam da bir şey olmaz diye düşünüyorum. Hayır, olur yani bu arada. Ya, kullanmak... Yani barışabilirsin zaten. Herkes, bunu az önce de söylüyorum herkese karşı. Hı. Yani herkes mutlu olduğu kişiyle tabii ki de olsun. Hı. Öyle bir şeyim yok, barışabilirsin. Ki az önce bunu söyledim, ya, barışırsınız. Mutlu biz çok olmaya çalıştık, ben mutlu olmak için. Barışırsınız bence dedim. Çünkü siz burada çok olaylar oldu, büyük konular oldu, birbirinize çok hakaretler ettiniz. Ama bitti deyip ertesi bölüm gayet aşk dolu girdiniz. Duygularımız vardı çünkü evet. Ama duygularımız zamanla hani çok çabaladım ben. Yani kendim olarak çok çabaladım. Yani onun da biraz çabası oldu ama olmuyor hiçbir şekilde. Yapacak zorlamaya da gerek yok. Hani mecbur bu olması gerekiyordu, bitirmek gerekiyordu. Çünkü ettiği hakaretleri sen biliyorsun. Bunları yutacak adam değilim normalde ama yuttum. Bazı şeyler onda da bitmemiş diye gördüm. O yüzden hani... Burada da tasdiklesin, bittiğini anlasın. Ben yeni bir sayfa açmak istiyorum. Sizce Rümeysa ile olsan olur mu? Bu evde çok bence... şey oluyor.
Aşkım imkansız değil zaten. Bir ihtimal olarak olur mu böyle? Hani ihtimal sizin için yüksek mi? Yüksek değil yani. İstedikten sonra olur. İki tarafın istemesine bağlı bir şey. Tek taraflı olacak bir şey değil. İyi misin? Bence ikisi de... İyi misin? Yo iyiyim. Bir şey dedim ki... Ne oldu? Bir şey yok. Ne oldu? Yo çok tepki göstermedim. Gözlerinden, bakışlarından anladım. Direkt çıktım zaten. Ne anladın? Kalkmayacağını. Aynen. Yapacak bir şey yok. Niye çıktın odadan? Yok aşkım gözlerine baktım, bir bakış yakaladım, o yüzden direkt çıktım. İyi misin şu an? Yo iyiyim. Ne bakış yakaladın? Oo bende kalsın. Şu an kırmızı odadan çıktığı için pişman oldu. Diğer canı çağırmasın. Hayır ya. Şaka yaptım. Kimin gözlerinden bakış yakaladın? Ya Oğuzhan'ın kararını gördüm gözünde. O yüzden hiçbir şey demeden çıktım. Çıkıyorum, ensa yöneliyor mu? Yoksa arkadaşlar yönelsin gerçekten. Yönelsin bu saatten sonra benim şekilde iyi yani. Yok bitti. Bitti. Hayırlısı olsun bu arada. Yani senin de bir duygun varsa bilmiyorum belki zamanla. Hani benim duygularım böyle, vardı evet işte vardı. İşte sonuçta ama... işte başkasıyla onu burada görünce belki evet. Anlayabilirsin. Bilmiyorum her şey değişebiliyor burada biliyorsun. Her şey değişebiliyor kısmetse olur evet. Evet. Her yani şey ama değişebiliyor. Duyguların da bittiğini söylüyorsun. Senin arkadaş olacağımı düşünmezdim mesela. Neden? Ne bileyim o kadar kötü şeyler, o kadar kötü durumlar yaşadık. Gereksiz konular oldu birbirimizle alakalı. Ben hiçbir zaman seni düşman olarak görmedim. Çok sağ ol. Bu arada Oğuzhan'ın tamamen içindeki duygular, hissiyatlar Dilara'ya karşı bitmiş. İkiniz konuşuyordunuz orada. İşte kırmızı oda vesaire muhabbeti. Ne konuştunuz Yeliz bu arada? Dilara hakkında konuştum. Dilara. Yani. Yeliz yani orada şey diyor. Oturup izlemesini istedim Dilara'ya. Oturmadı çünkü diyor. Dilara gerçekten istiyor, çabalayacaktı. Çabalayacaktı. Abi istiyor diyor. Burayı ama nasıl yorumluyorsun sen? Sabahki kelebekte Yeliz? Ben istersem alırım, istersem gönderirim. Murat'tan ziyade, Murat ve Bat'tan ziyade onlar biraz çünkü taraflı yorum yapmayı seviyor bu konu üzerinde. Özellikle tepiniyorlar. Senin yorumun çok nasıl normal. Bu görüntüye? İstediğimi yaparım. Şöyle ya üf bir dur ya Allah aşkına çok zıt gidiyorsun. Kavga çıkartmak için konuşuyor şey gibisin şu an. Ya bir şey söyleyeceğim. Ben buradayım ama lütfen rica ediyorum. Can kızlar evine. Bence benim düşüncem ikisi de yokluyor birbirini. Hemen olmayacaklar. Bir arkadaşlık Can. Başlığı altında böyle Efendim? Bir iki azar azar minik minik diyaloglar olacak. Ne oldu? Belki ben yanlış anladım. Biraz daha bu onların diyaloğa girmesi biraz bizim tarafımızdan normalize edildiğinde olur diyoruz. Olacaklar. Onlar ona yönelir. Bunun böyle Ben öyle düşünüyorum. Ama yaptıkları bence ateşi, yanlış. Ateşi. Bakalım gözlemleyeceğiz. Bu çünkü bu demek ki şuna geliyor. Rümeysa o zaman Oğuzhan, bitirdiği bir ilişkide tamam mı? Duygusunu da yitirdiği bir ilişkide ya da duygularını hemen bu kadar net yitirebiliyor. Çünkü ufak bir duygu bağı kalmış olsa bile ki kalmıştır bende var. Benim neler hissedebileceğimi az çok düşünüyorum. Yani benim yorumum da şu. Oğuzhan içinde, Rümeysa içinde. Oğuzhan Dilara ile bir aşk yaşadı bu evde, hani bir ilişki. Sen de Rümeysa ile. Demek ki ikisi de içinde birbirlerine karşı bir istek vardı. Bunu bastırıyorlardı. Ben zerre bir seninle öyle bir şey bittiğinde, ben. Onunla da bittiğinde bu ortaya çıktı. Ben bir ilişkim varken biliyorsun az çok. Ne birini çağırmışlığım vardır. Hani az çok gözden bir öyle olay biliyorum, yaratmadım. Biliyorum. Yani siz stabil gittiniz evet, zaten benim sürekli. Tercihim değil. Evet. Biter, bir aydır bitmiş bir ilişkim var zaten. Hani biter, evet olabilir. Gerçek hayatımızda da böyle ya sonuçta dışarıda. Hani bir ilişkin biter, evet başkasıyla tanışabilirsin falan. Yani bu ama şekilde baktım. Ama siz Ozan'la bayağı konuya. Sevgili falan oldunuz yani. Yani ne diyeyim yani. Ben biraz gelecek odaklı düşündüğüm için. Bunu ilk günden beri söylüyorum zaten. Hani dışarıda devam edemeyeceğim bir ilişkiyi boş yere uzatmam. Bu benim için vakit kaybı. Karşımdaki insanı da boş yere tutmam. Gerçi 5-6 senesi varmış oldum. Boş yere tutmuş da olmuyorum. Yani böyle fikir ayrılıkları, hayata bakış açılarının farklılığı, bunları gözlemledim. Zaten aramadı, mesaj atmadı yani. Kendimi kötü hissettim. Hani buradan sadece burayla alakalı bir ilişki mi diye düşündürdü beni. Ama kesinlikle yani kötü bir insan değil. Sadece o frekansların tutması önemli ya ilişki. Yani iki kişinin o anlaşabilme durumu benim için. Tabii bunlar bundan olabilir. Dolayı, işte beni de şaşırtan... Bir anda geldim hani Rümeysa ile Ozan ayrıldı. Ben hiç inanmadım ben yani. Ben de böyle bir şey olacağını düşünmüyordum. Çünkü bana yüksek olduğunu düşünüyordum hislerinin. Ben de çok hareketlerinden belliydi zaten evet. Yüksek oldu.
Yani işte dün mü, iki gün önce mi ne konuştuğumuzda işte duygularım bitti gibiydi ama şimdi görünce yükseldim tekrar falan dedi bana. Hani bunu bilmiyorum işte, bu beni düşündürüyor. Yani ya. Çünkü sevgi dediğimiz şey, his dediğimiz şey hani bir tek görünce olmaz. Tabii ki. Ben yani askerde de sevgili bekledim ama sevgim bitmedi yani, anladın mı? Hani görünce yükselmiyor. Bu işte beni düşündürüyor böyle şeyler. Bir sürü mevzumuz oldu. Ondan yani dolayı... zaman, bence herkes gibi ben de aynı şeyi yapıyorum. Zamana bırakman daha iyi olur senin için. Biraz daha relax bir takılman. Bir ay olmuş, daha ne kadar zamana bırakabilirim? Yok, hani ondan bir şeyler beklemen çok daha iyi olur. İşte ondan bir şey de beklemiyorum aslında. Ben sonuçta içten o duyguları hissetmesem olmam. Gerçekten çok güveniyordum. Çok karakterli, böyle güven önemli benim için yani. O güveni alıyordum ondan. Bir kere kırıldım mı zaten bir kere. Evet. Yani benim için bunlar önemli. İlk tanıtımda bile sorum. İnsan olsun. Bunlar da insani ben, duygular. Ben de diyorum tanıtımda. Çocuğumu anında arıyorum. Sen bir yerde şey de diyorsun. Çocuğuma eş olsun. Ozan'ı yazdım ya ben şeyde. Düşün yani. Ozan'ı yazdım. Favori de mi? Ozan dedim. Mert'i yazacaktım. 10 numara hareket bu arada. Yani ne? İşte bu olaydan sonra aranızın iyi olması lazımdı mesela. Ya ben zaten ya sonra... Sen çocuğu favoriye yaz, sonra konuşmamaya devam edin evin içinde yani. Ya benim zaten Ozan hani... Hiçbir sorunum yoktu. Biliyorsun o kavga meselesini zaten. Ki ben ondan sonra... Gereksiz ya burada. Hani kimler arkada, kimler? Evet, neler arkada, oldu? Aynen. Baktım gerçekten sana değer veriyor. İlişkisini hani seni gerçekten hani yüksek olduğunu hissettim. Dedim ki çektim kenara. Bak kardeşim dedim böyle böyle editlerim falan yapılıyor. Ama dedim gerçekten dedim hani seninle mutlu olmanı istiyorum. İlişkin bu evde sonuçta beraber bir arkada burada aynı ortamdayız. Evet. Yürümeysel'le alakalı editlerden rahatsız oluyorsun ama gerçekten yanlış anlamına gelişi hiçbir konu yok. Editler yapılır şeklinde zaten konuştum. O da sıkıntı yok falan dedi. Orada bir zaten buzlar eridi gibi oldu ama işte sonradan farklı olaylar oldu. Tekrardan işte aynen 49. bölümde farklı olaylar oldu. Hep bir kavga evet, oldu. Evet o da benim zaten canımı. Ya bu mevzu da biraz uzadı biliyor musun? Evet evet. Yani bu mevzudan... Zaten tartışma çıkmıştı aslında. Ya i̇lk olaydan yani da ama. Yani bunun konusunu açtım. Ben bu kadar zaman senleyim nasıl bana güvenmezsin? Hani bunu sorguladım yani. Bunu sorgulamak da hakkım bu arada. Çünkü ben burada güvenilmeyecek bir şey yapmadım ona karşı. Bir yandan da ben diyorum ki acaba... Olmadı. Ama kendince de işte hak da veriyorum aslında. Erkek hani... Tamam gidiyoruz. Ah Can geldi. Can geldi. Hoş buldum. Sarı bekar, sarı. Sarı cimcim, gel bakalım Can. Nasıl gidiyor? Sarı dulduğum. İyi, güzel. Allah'ım dulduğum sıkıcı tarafları var, eğlenceli tam tarafları da var. Tam ortanızda sarı sarı. Biliyorsun zaten olayları. Kimin yarı? Ben geçeyim bu tarafa. Can! İki bekar. Neredesin? Kim bekar? Geldim. Ben bekar. Geç, şöyle bekar bir geç bakayım, almadım. Sarı sarı bir yan yana görelim istiyor. Sarı değil benimki, yeşil. Farklı değil renkler. Şimdi. Şöyle yapayım. Gel, gel oğlum, gel. Gel, gel. Gel, gel. Orada yer var, burada yer var. Ben oraya... Ayağım yine sıkıştı. Ya sen de be kadın be. Yemin ederim kadın kaldı. Ah. Kaldın be kadın tepkiyi. Neyse ki ojenin önüne gidiyor ne güzel. Tepkisi? Hayır. Gördüm yani yaptığını. Ne yaptın? Sen biliyorsun ne yaptın. Yaptım anlamadım. Kırmızı odaya gittin, gördün görüntüyü. Ne hissediyorsun? Kötü hissediyorum tabii ki de. Sen biraz soğukkanlı bir kardeşimsin. Rahat konuşuyor, çok güzel. Soğukkanlı yani. Adaptör. Ben düşüncelerini merak ediyorum ya, içindeki olanları. Heyecanlanır mesela insan hiç. Beni ilgilendiriyor mu? Çok mu önemsiz? Evet. Önemsemesem kırmızı odaya çağırmaz mı yani? Anlıyorum. Niye sustunuz ya bu arada? Gerilim mi? Bilmiyoruz. Ben de şu an bilmiyorum çok, nasıl bir durumdayım medeni bir yani. Ya oldu. Beyza dışında medeni bir arkadaş. Konuşmak bile istemiyorum. Niye? Ben çok merak ediyorum. Beyza medeni belki sana iyi bir şey. Beyza dışında dedim medeni bir masada oturuyoruz dedim. Laf böyle. Beyza ben de bana medeni diyorsun zaten. Sen de medenisin. Sen de medenisin. Şeyini kaybettin. Bir hızını kaybettin sen. Sor burada böyle hep toplu konuşalım. Ama sen... Dur ben dur. İnsanların yanında farklı, baş başayken farklı konuşuyorsun o yüzden. Baş başa ne konuşuyorsun? Loş. Burada ters, orada sıcak konuşuyorsun o yüzden. Nasıl sıcak derken? Sıcaktan kalsın, beni tanımaya çalışıyorsun oradayken. Benimle muhabbet ediyorsun. Evet tabii ki de sen gene. Tanımaya çalıştın tabii ki erkeklerini, merak ettim, sorularımı sordum. Bir şey soracağım sana ve şu an hayatımda ilk defa bir kadına böyle bir soru soruyorum. Normalde kadınlar bana bunu sorardı. Bana karşı bir hissiyatın var mı? Şey diyormuşum, biz neyiz o an.
Ay. Dürüst ol. Sana bu soruyu sorduysan ilk kadın ben miyim? Lanet olsun ki. Evet. Ben ya da direkt hissettiğimi söyleyeyim. Hı. Ben bana karşı herhangi bir hissiyatın olduğunu düşünmüyorum. Bittiğini mi düşünüyorsun, hiç olmadığını mı düşünüyorsun? Bittiğini düşünüyorum. Bu benimle alakalı vesaire falan değil. Tam detaya da girmeyeceğim. Şöyle bir şey söyleyeceğim, hiç zorlamaya falan da gerek yok. Bunu zaten yansıtıyorsun. Diyorsun yani sen bana karşı bir soğuksun vesaire falan diye. Ben sana yoğunum. Ama senin bu soğukluğunu görünce ben bu yoğunluğumu sana kusura bakma gösteremem. Hani ben böyle peşinden koşacak bir adam değilim. Biz olsaydık, etseydik, ben hatalarımı görseydim, yani bir şekilde içinden geçerdim, affettirmek için elinden geleni çabalardım. Ama bir hissiyatın olmadığını hissediyorum. Yapmış hatalarımın o tabloyu evine götürecek kadar büyük bir problem olduğunu hiç düşünmüyorum. Odamı alsayacağım ben. Tamam, odanı alsa ne gerek var ki? Burada kalabilirdim mesela. İstemiyorum. Çünkü bir hissiyatın da yok. Yok, sanki... bana aldı ne diye. İstediğim yere koyarım. Murat buna bir anlam yüklemiyor. Ben kararını merak ediyorum ya. Kafanda kesin net olarak kimseyi istemiyorsan daha da irdelemeyeceğim. Hiçbir şekilde. Sen gene bir acele etme. Yok tek bir şey. Bir düşün. Tek, bak bir Dilara. Sağ ol abicim, ne güzel tavsiyeler veriyorsun gerçekten. Dilara bir soruyorum. Düşün. Çok anlayışlı ya, ya bayılıyorum. Bak, hayırlı bir damat. Ya gidip konuşuruz ya da hiçbir daha konuşmayız. Niye böyle bir şey? Çünkü çok kararsızsın. Bana? Kardeşim ben de daha öncesinde böyle hareketler yaptım. Biraz acele etme. Et aynen. Olması daha iyi boşu. Tamam. Net cevap alsın. Ben net olmak daha iyi bence. Şu an net bir cevap vermek istemiyor Dilara arkadaşım. Ben onun avukatlığını yapıyorum. Bana ayda 3000 lira para ödüyor. Yetinemiyorum, geçinemiyorum. 3000 liraya avukatlık yapan da ne bileyim yani. Ya kanka ben merdiven altıyım. Bir erkekle bile konuşmak istemiyorum bu evde desem. Yani sizin alakası yok. Ben kadınım, ben konuşabiliyorum o yüzden cevap. Nerede? Evde. Ya evdeki dövme kremini ben ne yapayım? Bundan sonra ben şu an lazım söyleyeyim. İrdelemeyeceğim ya. Benim çantada vardı. Ne var kanka? Zamanı bıraktım. Vallahi ne? Yok zaman değil. Zamanı bıraktığım zaman ben farklı şeyler görürüm o yüzden. Çok güzel. İrdelemeyeceğim. Kurudu. Nasıl farklı şeyler? Yok. Ama böyle değil. Bence siz bugünkü, şu salıncakta bir konuşun. Bugünkü konuşma aynı şeye geliyor bak. Yine aynı şeye geliyor. Sen akşam farklı, sabah başka davranıyorsun. O yüzden. Osi yine olayların adamı. Nasıl geçti? İyi de öyle arkadaşça. Sohbet ettik. Sohbet, muhabbet. Sohbet, muhabbet. Bak Murat diyecek ki kanka bir şey konuşuyorduk. Özel mi? Bak. Ya var ya ben bu adamdan çok şüpheleniyorum. Yalan değil. Şimdi Beyza'yı tamamen gittiyse... Ben her zaman bir... Çok bomba gördüm hatta. Bomba bir şey geliyor. Çok bomba gördüm. Batın her kırmızı odası bir olay. Aynen gerçek. Hasreti çağırıyormuş düşünsenize. Hasreti çağırdı, Yeliz'i çağırdı. Sonra bir kere daha birini daha çağırmıştı ya. Yeliz'i çağırmıştı. Yeliz, Hasret biri daha vardı. Ya da ben yanlış hatırlıyordum. Hayır. Bu adam sana çok yüksek diye verdiği tepkiler böyle. Çok obsesif bir adam. Kanka boş sen ver, sen en ufak bir düştüğünde bile diyor acaba bu kız bana hani bir şey hissetmiyor mu falan gibi triplerinde. Gerçekten çok yüksek olduğu için. Mevzumuz o falan filan değil de. Gizem hanımefendiyi davet ediyorum. Gizem kırmızı... Can da burada. Selamünaleyküm. Sen ekranı gördün mü? Gördüm Gizem kanka. İşte Can da burada. Gizem kırmızı odaya Can da burada. Acaba ben mi çağıracağım? Hayır, seni çağırmışlar hayatım. Ozan. Ozan. Ay ne münasebet. Ben tahmin ediyorum kimin çağırdığını. Ne münasebet. Sen git. Destur almıyor bak gideyim mi bir diye sormuyorum bile işte. Gitmek zorundayım diyebiliyorum bunu söyledin bana zaten. Bir dakika şu an kaçıncı kimin sırasıydı? Son. Son gideceksin tabii kırmızı odaya çağırıyorsun. Tamam. Bir bak belki arkadaş son olarak çağırırsın. Biliyorum. Görkem. Bir konuş ona göre tehlike tehlike varsa ona göre hareket et. Gerçi kendine göre hareket et bana sorma. Aynen. Ben bu eve geldik, o frekansıyı yakalayamadın. Yakalayamadığın için bana bir adım geri durdun. Geri durduğun için ben sana bir 10 adım kendimi geriye çektim. Sonrasında yapmış olduğum bu... O yüzden bir günaydın bu... Ondan sonrasında ben normal canım sküdyoya yapıyorum. Ben sana bunu normal açıklayabilirdim. Sonrasında bir bahane arıyordun benim gözümde. Sen kendini biliyorsun, ben gördüğümü yorumluyorum. Niye bahane arayayım? Biz gayet güzel konuşuyorduk Murat. Gayet güzel konuşuyorduk. Bundan mı kaynaklı bitirmek istedin?
Ha bu kadar mı kolay? Benim niyetimi sen hiç mi bilmiyorsun seninle alakalı? Bak çocuk benim canımı sıkıyorsun. Beni yükseltiyorsun da. Sana diyorum ki benden önceki hayatındaki kadınlara aynı bu saygısızlıkları yapmaya başlayarak zaten kadınları üzdün. Bu kadar kolay bitirilmez. Ben bitiriyorum. Ben o kadınlardan olmak istemiyorum. Ben senin üzeceğin kadın değilim. Ben o pozisyona girecek kadın değilim. Bir kere beni o pozisyona sokabilirsin. Sonrasında ben senin hayatında olmam ve beni bir kere o pozisyona soktun. Ben de senin bir daha hayatında olmuyorum. Senin zaten tüm ilişkilerini gözümün önünde yaşadın Murat. Hepsini ilk başta bir başka kadının üzerinden diyalog kurarak atış, sinirlendiriyorsun çünkü. Sinirleniyorum. Bak istediğin kadar... Farz et ki bahane ya. Sen öyle bil, umurumda değil. Rümeysa hakkındaki söylemlerin, benim de ilişkimde yaşadığım Rümeysa'nın senin hakkındaki söylemleri vesaire çok tezat ve bu görüntüler bana böyle çok düşündürüyor. Gerçekçi gelmiyor bana yani. Buna benim dikkat edelim. Benim samimiyetimi zaten sorgulamak sana düşmez. Benim samimiyetimi buradaki herkes biliyor ne kadar samimi bir insan olduğumu. Sadece asla... ben sana dostane bir şekilde dikkat et yani. Bir tuhaflık yok, seziyorum sana. Ben zaten yaptığım, her şeyi, yaptığım her şeyi bilinçli bir şekilde yapıyorum. Yalandan yapmıyorum. Arkadan da iş çevirecek bir insan değilim. Ozan peki sen ne düşünüyorsun? Rümeysa'nın bir Oğuzhan'a yönelimi olur mu sence? Ben ihtimal vermiyorum. Bu evde her şeye herkes ihtimal veriyor. Bu ihtimal gerçek olursa sadece Rümeysa'nın gerçek yüzünü tanımış olurum. Ya Rümeysa istese bile Oğuzhan az önce 2 dakika önce demedi mi? Olur mu diye sormadı mı? Olmaz dedi. Olmaz dedi. Ya, herkes kendi yüzünü şey burada sergiler öyle bir durumda. Oturup izleyeceğiz, göreceğiz yani neler yaşanacağını bilmiyorum. Kim söyleyin Allah aşkına. Yok son iki ya. Son iki. İki kişiden biri. Evet. İkisini dur bilmiyorlar kim seçildiğini. Dur söyleme. Söylemiyorum ya. Gizemi, ben hani kim şey olabilir ki? Öğreneceğiz şimdi. Ben de çok merak ediyorum. Hiç kondurabildiğim bir isim de yok yani düşündüğüm. Vallahi ne yapıyorsun kanka sen? Şeyler vardı sanki de. Arkadaşın gitti. Arkadaşı götürüyorlar. Belki düşündüğümüz kişi mi? Abi kalktın ha? Ne yapacaksın? Düşünüyorum. Öyle düşünüyorum. Sen kimi düşünüyorsun? Bir tane kahve dostu. Dün şey sorduk biz. Şimdi burada olmasaydınız kimi, mesela Yeliz olmasaydı Murat dedim kimi şey yapardın? Hiç kimseye karşı hiç kimsenin hiçbir duygusu olmasa Gizem'i beğeniyordum dedi. Murat. Öyle dedi. Murat da olabilir. Ama Murat git Yeliz'i görür kırmızı odaya gitti Yeliz Murat. Yeliz nerede? Murat gitti kırmızı Yeliz. Odaya. Bakacağız. Murat gitti kırmızı odasını kullandı. Yeliz'i kullandı Murat. Ya, dur 2 dakika be kardeşim be. Murat kullandı kırmızı odasını. Başka göreceğiz bir... yani şimdi. Şimdi göreceğiz ya. Basmayacak mısın? Gitmeyecek misin? Sevdiğini götürdüler. Şimdi birazdan ben sana söylersem bunları... Ciğerinin köşesi gidiyor. Ya Murat da değildir bence yani. Batsa. Şimdi birazdan ben sana bunları söylersem görürsün ciğerinin köşesi mi gidiyor, ne tarafa gidiyor. Bat mı? Hayır, bat ben de. Saçmalama, bat değildir bat yani. Bat yaparsa olursa zaten. Büyük bomba. Hadi o zaman da otur burada. Bat yani... değildir ya, bat o kadar ya, da değil burada. Yani. Bat hadi. Değildir. Sonuçta o da boşta yani şu an. Ya bat değildir. Boşta çocuk niye? Ne diyordun sen bana az önce? Aşkın bir aşk acısı çeker şey o kadar da değildir. Ne diyordun az önce bana? Dün yazıyordu. 1.60 boy. Hadi canım. Aa, yok vallahi ben 6. hissi çok kuvvetli bir insanım. Beyza ile oturuyorduk biz de tam. Öyle mi? Oturayım ama hani zaten yani, arkadaşız. Aynen, hani aynen. Yanlış anlaşılmasın. Sıkıntı yok. Çok tatlı bir kızsın sen bu arada. Allah Berke ile yolunu açık etsin inşallah. Aynen. Allah. Biliyorsun Berke ile zaten birazcık. Aynen aynen. Şimdi bu Beyza durumları hakkında hani sorayım edeyim dedim. Şu an Beyza dedim. Umarım yanlış anlamaz bilmiyorum. Beyza'yı da böyle üzmek istemiyorum. Hı-hı. Yanlış anlamaz diye düşünüyorum. Yani çünkü sen kankasısın, anlamaması gerekiyor. Konuşalım sonra devamını dışarıda biz zaten konuşuruz olur mu? Yok konuşalım sıkıntı tamam, yok bence. Beyza hakkında ne söyleyeceksin? Yani ne olması gerekiyor, ne yapmam gerekiyor, ne hissediyor? Anlıyorsun. Bir şey bana birazcık taktik verir misin? Yani Beyza tamamen ne dedim? Ne dedim? Ne dedim? Ne dedim? Ne dedim? Beyza çok çabaladı. Hı hı. Senden de bir şeyler bekliyor. Keşke onu çağırsaydın. Bas sen şaka mısın? Bak tam senin hakkında konuşuyorum. Gel otur beraber. Gel çıkalım beraber. Tamam, konuşalım gel beraber. Ben seni almaya geldim. Tamam. Benim arkadaşlarımdan uzak dur. Bu evde çağıracaksan bak, başka seni birine. Konuşuyoruz. Beyza Gizem'i çağırdı. Tamam durumda değil. Beyza anladın mı? 1.60 boy yazıyorsa bat, tamam mı? Gizem'i çağırdı. Yani istediğini söylüyorsun ya. Hani beni istiyorsun, benim için uğraşıyorsun ya. Uğraşmak, istemek bu değil. Hayat, ben en başından beri biliyordum senin gerçekten bana aşık olmadığını.
aşık olsan bana dönüp bak mi? Şöyle söylüyor. Ya devam edecek miyiz? Bir umut var mı? Ona göre devam edeyim. Anladın mı? Evet. Seven adam bir umut var mı? Ona göre peşinde koşayım demez. Seven adam ama sevdiği için savaşır. Ama burada bana söyledi ki Beyza'cığım bana kalktı bir dakika. Sevdiği için uğraşır. Bak, bu buradan Berke'nin ismini canım söyledik. Benim. Ben seninle günlerdir ben uğraşıyorum, sen tamam, bundan anlıyorsun. Bir dur beraber oturalım. Bak sen bundan anlıyorsun. Neyden anlıyorum bundan ben ya? Bundan anladığın için tamam, bundasın, sakin. Buradasın. Neyden anladın mı? Sakin ol. Sen bunu seviyorsun. Tamam, ben bunu mu seviyorum? Ya ben sana günlerdir yanına geliyorum, oturuyorum, bir şeyler yapmaya çalışıyorum, sarılıyorum, şebeklikler yapıyorum, anırıyorum, iniliyorum. Çocuk gerçekten seni istiyor, bunu bil. Yani yapmayacağım, seninle her şeyi yaptım ya. Ne istiyor ya? Ben Gizem, evde de konuştum. Hayatım, ama ne dedi bana burada? Ne dedi? Ne dedi ki umurumda değil ya? Bunu dışarıda konuşamıyor musun? Bunun konuşmanın yeri kırmızı oda mı ya? Ona niye o zaman 1.60'ın şeyini veriyorsun? Kırmızı oda mı bunun? Sen sarışın yazdın diye biliyorum ben sadece. Hayır, 1.60 detayını neden veriyorsun? Sen 1.60... Çok ayıp. Bir dakika, sen 1.60'ı yazmadın. Biz arkadaşı çok ayıp. 1.60'ı kim yazdı? Senin yazdığını söylediler. 1.60'ı... Bat yazmış. Tamam ben yazdım da. Tamam mı? Evde de taktik almak için İlayda da benim yakın arkadaşım. Hı hı. Niye İlayda'yı değildi Gizem'e? Gizem 1.60 dikkatini mi çekti? Kız da sen ya seninle boy mu? Aynı boy mu? Evet, evet. Çok ayıp. Ben çünkü sana bir şey bak 1.5 porsiyon sana fazla ayıp. Geldi. Tamam mı? Çeyrek porsiyon. Oo, bak 1.5 porsiyon dökül, sana fazla dökül, geldi. Dökül hadi. Canım benim. Dökül. Tamam. Dökül canım benim. Hiç ya. Dökül. 1.60 boy yazıyor, bir de seni çağırıyor. Bari gitsin başka birini... Hayır, bari gitsin başka birini çağırsın. Senin kankan, kimi çağıracağım? Başkasını çağırsam yanlış anlayacaksın, deniyor. Abi kız da... Yani akıllıyım diye geziyor. Ama akıllının altında harbiden yakalayamadığım mevzular var. Niye şeyi çağırdın? Ay, başkasını çağırmadın. E Gizem'i çağıracağım da onunla yakınsın. Bir de Gizem mi yürüyeyim ben? O kadar da şey miyim yani? Öküz müyüm? Bir şeyler bitmemiş. Bizim tanışma yolumuz bitince mi seni çağırmak aklına geldi? Seninle ay, arkadaş olmak aklına geldi. Odaya girer girmez Berke ile çok yakışıyorsunuz. Umarım iyi olursunuz dedi. Ya bu da Berke'ye yol yapıyor işte. Berke'ye yaptığı yol o da yani. Güzellik durum yok. Berke'ye ne yolu yaptınız? Ha? Efendim? Ne oldu? Berke ne yolu yapmış bana? Bat Bey şey Gizem'e çağırmış da 1.60 boy yazıyorsun evdeki tek 1.60 kızı kırmızı odaya çağırıyorsun. Ne kadar şaşırtıcı. Ay, öyle bir ne şey kadar değil enteresan. O yazmadı onu zaten kesin de. 1.60 boyu Bat mı yazdı başkası mı yazdı? Sarışın yazmadı mı Bat? Bat 1.60'ı yazdı dediler bana. Anladın mı? 1.60 boy yazıyorsun evdeki tek 1.60 kızı çağırıyorsun. Bratmış, pardon. Bratmış. Pardon, bir de şeye sormuşmuş, işte benimle barışmak için bunu konuşmanın yeri kırmızı oda mı? Böyle mi affedeceksin, böyle mi barışacaksın benimle? Tamamen bitti, bir daha olmasının hayat, imkanı tam yok. Tam hiç dinlemiyorsun ama sesi evet, duydunuz mu? Evet, içindekilerini yansıtıyorsun şu an. Sesi duymadınız mı hiç? Yok, direkt odaya imkanı yok. Umurumda da değil. Beyza, bir dakika Mert. Tamam, açıklıyorum. Odaya girer girmez şey dedi. Beyza hakkında konuşmak istiyorum. Bu arada Berke ile de çok tatlısınız, çok yakışıyorsunuz. Aynen bunları söyledi. Hani umarım iyi olursunuz dedi. Bana Beyza hakkında tüy verir misin dedi. Sen biliyorum. Şu an onunla çok... Biliyorsun değil mi? Yani çok kötü hissettim şu an. Saygın ol. İki saat ha. Bir bölüm değil. Bir bölüm değil ya. İki saat. İki saat geçiyordu. Pat tekrar bir gaf. Sonra bir umursamamazlıklar, önemsememezlikler. İzledik kanka, gördük yani. Evet tabii ben İki zaten İki ayrı kadında gördük bunu. Bu örneği bir de. Evet evet söyledim zaten. Bunlar dedim zaten Yeliz'in şu an geri adım evet. Atmasından kaynaklı zaten dedim. Bana bir kere yapabilir bu yanlışı. Yani bir hayatımdaki insan bana bir kere yanlış yapabilir. O da son diyaloğumuz olur yani. Yok. Ne düşün? Bahane çok, diyor çok bana. Çok yükseğim diyor mesela burada sana karşı diyor. Çok şey Yeliz'e karşı diyor. Çok yükseğim diyor. Bunu diyor. Her zaman diyor. Yeliz üzülür, Yeliz kırılır. Bak Yeliz bu konuya takılır, bitirir demesi gerekiyor. Vay be Murat. Ama salla boş ver ya. Son. Asıl oyuncular en son gider. Küçük hediyeni aldım. Beş yeniydi. Orada hazırlan. Dinleneceğim bir süre. Aramıza yeni algılardan da uzak durmak istiyorum. Kanka ne oldu ya? Kanka, direkt özetleyeyim. Karmaya gerçekten inanıyorum. Aynı şeyleri sen mi yaşıyorsun şu an? Bu evde değil de dışarıda genel olarak yapmış olduğum şeyler şu an benim başıma geldi. Eyvah eyvah. Ve şu an onu o kadar iyi anlıyorum ki.
Kanka ben bir kadından soğuduğum zaman her çeşit bahaneleri uydururum kanka. Şu an biliyorum. Başıma geldi. Biliyorum. Şu an başıma geldi. Soğudu mu senden? Kanka ben bunu net anlıyorum. Güzelim olan Aynur'umu çağırıyorum. Niye kırmızı oda? Doğru bir tespit. Bir de yani ben tanışma yolumu bitirmeden önce Gizem'le Bat yakın değillerdi. Ben tanışma yolumu bitirdim. Ben Gizem'le yakın arkadaşım, tamam okey. Ama yani Gizem'i de Gizem yerine İlayda'yı çağırmalıydın. İlayda'yı çağırırdın yanlış anlaşılmasını istemiyorsan. Tabii anladın mı? İlayda'yla daha yakın çünkü Berke'yle. Aman ne Berke'si şeyle Bat'la. Sakin ol. Hep sor hesabını. Umurumda değil, bana ne, üzgün de değilim ben, çok mutluyum. Çok mutluyum. Bayağı hiç da mutlusun kadar... ha. Vallahi ya. Çok çok mutluyum. Bayram gibi yaşıyorsun şu anda burayı. Festival gibisin. Hiç bu kadar mutlu olmamıştım. Aklımdaki soru işaretleri hepsi gitti. Çok mutluyum. Merhaba. Ben Aynur. Ben Görkem. Memnun. Ne tarafa oturmak istersin? Bu tarafa. Gördüm. Sen var ya sen yan yan bakıyorsun ya. Hayır gerçekten yan. Ver vereceğini düşündüm. Gördüm. Normalde veriyorum çünkü. Niye öyle bir tepki verdin bebeğe? Bebek sesi duydum çünkü. Ne oldu bebek sesini duyunca? Korkunçtu. Buyurun hanımefendi. İlk başta üstte bir yazı yazdım. Onu okuyabilirsiniz. Evet, okudum. Bunu sesle mi okuyacağım? Sen bileceğin şey. Sen beni ayılarla mı kandıracaksın? Ayı şıklar parçalarını, şeyini ayı mı? Şey, ayı değil mi? Biz tahmin ettik yani çünkü. Çocuk getirecektim sandığınız herhalde. Çok korkunçtu o an. Şu an biraz içim rahatladı. Bakayım şöyle. Ayım eksik. Hayatıma hep senin gibi insanlar girdi aşko. Bana gülü bile zaten var. Bak, benim zaten. Gülü bile var yani. Tamam ben kendimi düşünerek aldım zaten. Bu sen misin şimdi? Evet. Ama onun siyah olması gerekiyordu. Niye siyah? Sen siyahsın çünkü. Hayır, bu böyle boz renginde bir ayı. Boz rengi. Nasıl? Boz renginde bir ayım oldu. Elinde de gülü var. Güllü. Ben... Benim ayım. Tamam o benim zaten. Artık ben olmadığım zaman olmasın. Bana evine de götür. Bu senin yazın. Evet bunu götür. Yazı... Bu arada yazımız benziyor. Gördüm Görkem yazısını. Hayır. Hayır. Ya orada şey gibi yazmışsın, doktorlar gibi Görkem. Ama böyle mi yazıyordun? Onu özenmek istemedim zaman öyle. Yazayım da gideyim Görkem. Yeter abi, teşekkür ederim Görkem. Rica ederim. Korktuğun gibi değil mi? Değil mi? Evet, çok korktum. Bebek sesi duydum. Ay dedim, bismillahirrahmanirrahim. Bu çocuk bana ne aldı öyle? Dedim, bir de yaşayan bir şey, canlı bir şey mi diye düşündük. Yani evdekiler diyor ki evcil hayvan mı? Evcil hayvan ben de öyle düşündüm bu arada. Öyle bir şey, öyle ama bir sorumluluk küçük... alabilir miyim sana sormadan? Alınmaz. Evet. Yaptı yine şovunu. Sanırsın aklından geçmişti biliyor musun? Show must go on yani. Ben onu dediğim için yoksa aklında var mıydı o? Var mıydı? Bilerek yaptın değil mi Beyza'yı sinirlendirmek için? Sinirlendirmek için değil. Hem biraz ondan hem biraz da Gizem'le konuşup... Ama sen bundan Beyza hakkında soru sormak istedim. Gizem'i beğenerek mi çağırdın onu merak ediyorum. Yok canım öyle bir şey olabilir mi? Berke zaten aralarında bir şey var. Nerede Berke bu arada? O kızlar yanlış evinde. Anlamayacağını biliyordu. Hatta söyledim ben Berke'ye de. Dünyanın her yerinden bizi izleyen gerçek kısmet ustalar. Yaklaşın. Size müthiş bir haberim var. Artık YouTube'a katıl özelliğiyle hemen şimdi Kısmet Usta ailesine katılabilir ve pek çok ayrıcalığın sahibi olabilirsiniz. Herkesten önce sen izle. Reklamsız, kesintisiz, keyifle izle. Kamera arkası görüntüler, özel röportajlar ve Kısmet Usta'ya özel silmemiş sahneler.
yorumlarda üst sıralarda yer alma ve sizin için hazırlanmış özel kısmetus emojileri. Özel organizasyonlara öncelikli giriş, VIP süper kısmetus kartı. Sürprizlerle devam edecek yeni interaktif özellikler. Hadi hemen şimdi siz de bu büyük kısmetus ailesine katılın.